Herkese günaydın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, coşkuyla, candan, kalpten, yürekten selamlıyorum. İyi bir gün, iyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyor. Öyle yaşıyoruz. Uyandırma servisini gelin derhal bakalım. Memlekette neler var, neler yok, neler olmuş, neler bitmiş. Başlıklar halinde ekranlarınıza getirelim. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton küstah bir açıklama yaptı. Kendi Suriye'den çekilme planlarına şart olarak Türkiye'nin Kürtlerle mücadelesi varmış gibi bir iddia, bir itham ortaya attı. Türkiye'nin PYD, PKK terör örgütüyle yapmış olduğu mücadeleyi, vermiş olduğu mücadeleyi sanki Türkiye Kürtlere karşıymış gibi duyurmaya kalktı. Ona en sert ve en net cevap da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Birazdan o tabloyu ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün, yarın temaslarına başlayacak olan Amerikan heyeti yola çıkıyor, Türkiye'ye geliyor. John Bolton, hem Amerikan Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jeffrey, DAEŞ'le mücadele koordinatörü ve Amerikan Genel Başkanı Joseph Dunford Türkiye'de olacak ve tüm bu süreç değerlendirilecek, masaya yatırılacak. Ayrıntıları birazdan ekranlarınıza getireceğiz. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin manifestosunu hazırladı. Bunda ana tema şehirleri birlikte yöneteceğiz olacak. Birazdan bakacağız. O hazırlanan manifesto içerisinde neler var ekranlarınıza getireceğiz. Ukrayna'da iki kız çocuğumuz öldürülmüştü, hatırlayacaksınız. Onun cinayet zanlısı İstanbul Kurtköy'de babasının mezarı başında yakalanmıştı. İşte o kişi tutuklandı. Ukrayna cinayetine ilişkin tüm ayrıntıları birazdan ekranlarınıza bulacaksınız. Programın ilerleyen dakikalarında yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. İstanbul'da dün akşam başladı kar yağışı. Anadolu yakasında çeşitli yerlerde şu anda etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerine kadar da ara ara etkili olacak. Yurdun dört bir yanında da kar var. Yurttan ve İstanbul'dan kar manzaraları az sonra ekranlarınızda olacak. Uyandırma servisi başladı efendim. Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton küstah bir açıklama yaptı değerli izleyiciler. Kendilerinin Suriye'den çekilmesine ön şart olarak Türkiye'nin Kürtlerle mücadelesini gösterdi. Ona göre Kürtler, ama orada kastettiği parantez içerisinde PKK-PYD'li teröristler, aslında bu teröristlerin güvenliğini sağlamadan Suriye'den çekilmeyeceklerini duyurdu. ABD, Türkiye'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne operasyonunu mümkün olduğunca geciktirme gayretinde. Teröristleri korumak istediklerini açık açık söylüyorlar. Bu yönde son açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi. John Bolton, İsrail ziyareti sırasında konuştu. Gündeminde Suriye'den çekilme süreci vardı. Salı günü bir heyetle yapacağı ziyarette ana gündem bu mesele olacak. Bolton tepki çeken açıklamalar yaptı. ABD ile tam koordinasyon olmadıkça Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon yapmasını istemiyoruz dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ABD'nin Suriye'deki askerleri çekeceğini yineledi. Ancak bu süreçte ABD güçlerinin korunacağını söyledi. Ayrıca Başkan Trump DAEŞ'in yok edilmesini istiyor dedi. John Bolton, Trump'ın pozisyonu Türkiye'nin Kürtleri öldürmemesidir ve onları korumak için bir anlaşma yapılmadıkça çekilme işlemi gerçekleşmeyecek dedi. Bolton'un Kürtler diye bahsettiği PKK-PYD'li teröristler. PKK, ABD'nin terör örgütleri listesinde. PYD'nin de örgütün Suriye kolu olduğunu kabul ediyorlar. Aralarında organik bağ olduğunu onaylıyorlar. Buna rağmen PYD'ye binlerce tır ve uçak dolusu silah gönderdiler. Şimdi de teröristleri Suriyeli Kürtlerin meşru temsilcisiymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Açıklamaya Ankara'dan tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır. Türkiye'nin hedefi DAEŞ ve YPG-PKK terör örgütleridir dedi. Kalın, bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır diye yazdı. Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Türkiye Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir dedi.
Suriye'de terör örgütlerine dönük büyük harekat kapıda. Mehmetçik sevkiyat sürdürüyor. Gözlerse bugün Ankara'ya gelmek üzere yola çıkacak olan 3 isme çevrilmiş durumda. John Bolton, Amerikan Başkanı'nın ulusal güvenlik danışmanı. James Jeffrey, Amerika'nın DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi oldu artık. Birkaç haftadır bu görevi sürdürüyor James Jeffrey. Ve Joseph Dunford, Amerikan Genelkurmay Başkanı. Bu 3 ismin Ankara'da yapacağı temas son derece önemli. Suriye'de terör örgütlerine büyük operasyon öncesinde sınıra ve Fırat Kalkanı bölgesine sevkiyat tüm hızıyla sürüyor. Konvoyların ardı arkası kesilmiyor. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu emir bekliyor. Harekat daha önce sadece PKK-PYD terör örgütüne yapılacaktı. ABD'nin çekilme kararı alması üzerine kapsamı genişledi. Şimdi hedefte DAEŞ'lı teröristler de var. Wall Street Journal gazetesi ise dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Türkiye'nin DAEŞ'le mücadele için ABD'den askeri destek istediğini öne sürdü. Habere göre bu talepler geniş çaplıydı ve karşılanması halinde Amerikan ordusunun Suriye'deki varlığı derinleşebilir. Bu iddia gözleri ziyarete çevirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD'nin DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi James Jeffrey Ankara'da olacak. Heyette ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da yer alacak. Jeffrey aslında Trump'ın Suriye özel temsilcisiydi. Brett McGurk'ün görevinin son bulmasıyla DAEŞ'le mücadele temsilciliğini de yürütmeye başladı. ABD Başkanı Trump'ın çekilme sürecini 4 aya yaydığı iddia edilmişti. Trump o iddiayı yalanladı. Sürecin uzadığını kabul etti ama zaman vermedi. Bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili Reuters ajansına konuştu. Çekilme planının henüz takvime bağlanmadığını söyledi. Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın DAEŞ üzerindeki baskıyı bütünüyle sürdüreceği ve teröristler için boşluk oluşturulmayacak şekilde yapılacak dedi. Bir diğer iddia ise Trump'ın komutanlardan çekilmenin birkaç haftada tamamlanacağına dair güvence aldığı yönünde. Açıklama Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'a Orta Doğu turunda eşlik eden üst düzey bir yetkiliden. ABD, İran ve rejimin de oluşacak boşluktan faydalanmasını istemiyor. Bolton bu konuda rejimi uyardı. Esed çekilmeyi kimyasal silah kullanmak için fırsat olarak görmemeli dedi. Şimdi de İdlib'e çeviriyoruz kameralarımızı. Heytar-ı Şam'la Özgür Suriye Ordusu ve diğer muhalif gruplar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu Bab el-Hava sınır kapısını almak için büyük bir sevkiyat başlattı. İdlib'de sular durulmuyor. Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği Heytar-ı Şam bölgedeki diğer muhalif gruplarla günlerdir çatışıyor. ÖSO, Bab el-Hava sınır kapısını HTŞ'den geri almak için harekete geçti. Kapı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin hemen karşısında. ÖSO bölgeye çok büyük bir sevkiyat yaptı. Heyet-i Şam Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib anlaşmasına karşıydı. Bu nedenle de sık sık diğer gruplarla gerilim yaşıyorlardı. ÖSO terör operasyonları için doğuya güç kaydırınca da harekete geçtiler. Önce İdlib'in kuzey kırsalında Daretizle ve çevresini ele geçirdiler. Sonra da çatışmalar İdlib'in doğu ve güney kırsalına yayıldı. Ahrar-ı Şam ve diğer gruplar da HTŞ'ye karşı koymaya başladı. Çatışmalar gittikçe şiddetlendi. Çok sayıda can kaybı var. Bazı kaynaklara göre ölü sayısı 150'nin üzerinde. Ayrıca sivil can kayıplarından da bahsediliyor. Çatışmalar sonunda bazı bölgeler Heyet-i Şam'dan alındı. Örgüt de başka bazı noktaları ele geçirdi. Heyet-i Şam son olarak Maharet el-Numan'a ilerliyor. Özgür Suriye ordusuna bağlı milli ordu ise Deir Balut'a yürüyor. Rusya ve rejime ait savaş uçakları ise zaman zaman İdlib kırsalında bazı hedefleri vuruyor. Afrin, Azez ve Elbab'da ise Özgür Suriye ordusu destekçileri sokaklarda. Heyet-i Şam'ın saldırılarını protesto ediyorlar. Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. 186 metre uzunluğundaki Amerika'ya ait savaş gemisinin geçişi sırasında karartma uygulandı ve Türk Silahlı Güvenlik Botları bu gemiye eşlik etti. Mürettebattan bazı askerlerin güverteden çevreyi izlediği görüldü. Gemi İstanbul Boğazı'ndan geçerken tüm ışıklarını söndürerek geçişini tamamladı.
saat 21 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e çıktım. İstanbul'da beklenen kar dün akşam saatlerinde başladı. Gece özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü. Bu sabaha bazı semtler kar altında uyandı. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren başladı. İstanbul'un Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde ve Anadolu yakasının bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı birçok bölgede çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları kentin önemli noktalarında hazır bekletilirken bazı kavşak noktalara ise tuz araçları konuşlandırıldı. Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2 ila 5 cm, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 15 cm arasında kar yüksekliği beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7083 personel, 1357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını karla mücadele için hazır bekletiyor. Kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Kharkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu, Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep uçak seferleri iptal edildi. Yarın akşama kadar etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle sürücülerin don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Bizi İstanbul'dan takip eden değerli izleyicilerimiz için söyleyeyim, henüz İstanbul için bir kar tatili haberi verilmiş değil. Bekliyoruz biz de. Yeni İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya geceden beri tweet bombardımanına tutulmuş durumda. Vasip Şahin alışmıştı. Ali Yerlikaya da bu gece tanıştı. Tatil bekliyoruz vali amca tweetlerini. Hatta bazı Twitter mesajlarında valinin resmini yapan çocuklar falan gördüm. Eğlenceli mesajlar da hiç kuşkusuz ki var aralarında ama henüz bu saate kadar tatil haberi yok. Geçen sene bu işte kar yağışı olduğu zamanlarda bölge bölge yani ilçe ilçe kar tatilleri uygulanmıştı. Öyle bir şey olabilir mi? Onu da işte herhalde önümüzdeki saatlerde anlayacağız. Ama şu ana kadar siz gene de hazırlığınızı yapın, kahvaltınızı yapın, kıyafetlerinizi giyin, okula gidecekmiş gibi hazırlıklarınızı tamamlayın. Çünkü henüz kar tatili haberi yok. Olursa ben söyleyeceğim size, bilginiz olsun. Yurda bakalım. Yurtta da şu anda yurdun dört bir tarafı kar altında. Gelin bakalım memleket nasılmış. Kar geçit vermedi. Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. 22 ilde bugün okullar tatil edildi. D100 karayolunun Bolu'da kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Karayolları ekipleri kar kalınlığının 30 cm'yi geçtiği güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Samsun-İstanbul Karayolu'nda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Akseki-Seydişehir Karayolu'nda da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya Karayolları'nda ulaşımda ise aksama yaşandı. Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı. Ankara Elmadağ'da 7 kişi araçlarında mahsur kaldı. AFAD, sağlık ve belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Muş'un Asköy ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan 75 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile karayolları ekipleri görüş mesafesinin yer yer 3 metreye düştüğü bölgeye varabilmek için uzun uğraş verdi. Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından 8 minibüs, 5 otomobille, 2 kamyonetle mahsur kalan 75 kişiye ulaşarak iş makinesiyle yolu ulaşıma açtı. Çabuk, 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 çabuk.
4 saatten fazla orada mahsur kaldık. Bir hastamız var işte, ona müdahale ettiler. Allah hepsinden de razı olsun. Çorum'da da tipi şeklinde etkili olan kar yağışı devam ederken Çorum-Ankara karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Kar yağışı eğitimi de aksattı. Bolu, Çankırı, Muş, Uşak ve Kırıkkale'de il genelinde, Kastamonu, Elazığ, Isparta, Konya, Ordu, Yozgat, Nevşehir, Amasya, Bitlis, Bingöl, Kırşehir, Tokat, Karaman, Samsun, Karabük, Tokat ve Çorum'un bazı ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Ukrayna Harkov'ta iki Türk kız çocuğu öğrenci evlerinde öldürülmüştü. Biri 20, biri 22 yaşındaki iki kız çocuğunun katili İstanbul'da Kurtköy'de babasının mezarı başında yakalanmıştı. İşte o adam, o katil, o cani tutuklandı. Neden öldürdün, bir şey söyleyecek misin? İki genç kızı Ukrayna'da öldürdü. Kurtköy'de mezarlıktan çıktı. Katil zanlısının ilk sözleri bunlar oldu. Neden öldürdün, bir şey söyleyecek misin? 20 yaşındaki Buket Yıldız'la 22 yaşındaki Zeynep Hüsün Bey'i Ukrayna'da Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görüyorlardı. İki genç kız bir cinayetin kurbanı oldu. 3 gün boyunca kendilerinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarıyla kaldıkları eve giden polis iki kızın cansız bedenlerini buldu. Çifte cinayeti aydınlatmak için Türk polisi, Ukrayna polisi ve Interpol ortak çalıştı. Katil zanlısının kimliği kamera görüntüleri sayesinde kısa sürede belirlendi. 21 yaşındaki Hüsnü Canç'e 2 Ocak'ta havayoluyla İstanbul'a gelmişti. Neden öldürdün? Benim abicim, yapmadım. Polis önce şüphelinin Kurtköy'deki adresine gitti ama orada yoktu. Ardından bir arkadaşının evinde saklandığı ortaya çıktı. Bu kez o adres basıldı. Katil zanlısı orada da yoktu. Polis arkadaşını gözaltına aldı. O genç ifadesinde katil zanlısının Kurtköy mezarlığında bulunan babasının kabrine gitmiş olabileceğini söyledi. Polis o adrese gitti ve katil zanlısı Kurtköy mezarlığında babasının kabri başında yakalandı. Üzerinde kuru sıkı bir tabancayla bıçak vardı. Pişman mısınız? Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Çifte cinayeti işlemediğini iddia etti. Neden öldürdüm, bir şey söyleyecek misin? Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde tırnak yaraları olduğu ortaya çıktı. Polise göre bunun nedeni cinayet anında maktullerle yaşanan boğuşma. Katil zanlısının yakalandığı mezarlıkta inceleme yapan polis, bir şişe alkol, silah kutusu, sırt çantası, av bıçağı kılıfı ve bir de not buldu. Kağıttaki notta, "Dünyada adalet yoktur. Hapiste verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum." yazıyordu. Bu arada AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Ukrayna'da ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsün Bey'in İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileye başsağlığı dileyen Binali Yıldırım, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi noktasında gerekli talimatın verildiğini de iletti. Neden öldürdün? Benim abicim, yapmadım. Neyse. İddiaya göre katil zanlısının Buket Yıldız'la ilişkisi kısa süre önce noktalanmıştı. Ancak o barışmak istiyordu. Cinayet günü de eve bu maksatla gitmişti. Talebi kabul görmeyince korkunç cinayetleri işledi. Ukrayna'da iki genç kızı öldüren cinayet zanlısı Hüsnü Can Çökmez şu anda adliyeye sevk ediliyor. Ve şu dakikalarda Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldı. Neden öldürdünüz? Neden mezarlığa gittiniz? Katil zanlısı emniyette ifade vermedi. Susma hakkımı kullanmak istiyorum dedi. Öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pişman mısın? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul Maltepe'de cenaze namazına katıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Binali Yıldırım İzmir'e vefa ziyareti sırasında da İzmirlilerle bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Binali Yıldırım ilk olarak Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özbak'ın babası Fahrettin Özbak'ın cenaze törenine katıldı. Maltepe Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından merhumun yakınlarına başsağlığı diledi. Tabuta omuz verdi. Yıldırım daha sonra cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Bol bol fotoğraf çektirdi. Bu sırada bir kişinin yakınıyla da telefonda konuştu. Alo, Alay amca. Nasılsın, iyi misin? Allah şifanı versin. Mahtumla beraberiz. Binali Yıldırım milletvekili seçildiği İzmir'i de unutmadı. Vefa ziyaretinde İzmirlilerle bir araya geldi. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. 7 terörist ölü ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Irak'ın kuzeyindeki Avashin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınaklar imha edildi. Hava operasyonunda üst bölgelerine saldırı hazırlığında olan 7 terörist öldürüldü. Yerli savunma sanayi atağı devam ediyor değerli izleyiciler. Mersin'de üretilen %70 yerli zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman'ın prototipi tamamlandı. Şimdi seri üretim için çalışmalar başlayacak. Savunma sanayi alanında yerlileşme büyük bir hızla devam ediyor. Mersin'de prototipi yapılan ve %70 yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman da onlardan biri. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet vermeye hazırlanıyor. Hedefimiz bir, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap vermek, onlara hak ettikleri operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç. Bu araç dediğim gibi ağırlıklı olarak lojistik destek hizmetleri düşünüldü. Bir lojistik aracında bulunması gereken tüm teknolojik özelliklere sahip olan Derman, her coğrafya ve hava koşulunda kullanılmak üzere tasarlandı. Zırhlı araçların ve tankların harekat bölgesine taşınması, portatif askeri yapıların istenen yerlere götürülmesi amacıyla üretilen Derman'ın Mehmetçiğin yükünü hafifletmesi planlanıyor. Hedefimiz bir, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap vermek, onlara hak ettikleri operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç. Bu araç dediğim gibi ağırlıklı olarak lojistik destek hizmetleri düşünüldü. Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 104 yıl önce şehadete yürüdüler. Allahu Ekber dağlarında 90 bin vatan evladının donarak şehit olduğu Sarıkamış'ta dün anma töreni vardı. Bakanlar da oradaydı. İşte o anma programından önemli anlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Lapa lapa kar var ancak onlar yine de dedelerinin izinden yürüdüler. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 104 yıl önce donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik böyle anıldı. Şehadetin 104. yıl dönümünde 30 binden fazla vatandaş Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarına doğru şehitlerimizin izinden yürüdü. 5 kilometrelik parkurdaki yürüyüşe bakanlar da katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yolda yürüyüşe katılan jandarma ekipleriyle sohbet etti. Nişanlıyım komutanım. Bakın iyi. Hadi bakalım. Aç. Komutanım, bekar bırakmamak lazım. Evet, evet. Yani nadir evlenmesi. Sen bir tamim yayınla. Allah milletimizden razı olsun. Bizi hem şehitlerimize hem gelecek nesillerimize mahcup etmesin. 104 yıl sonra bu ruhu ayakta tutan ve bu ruhu da gelecek nesillere bırakan bir medeniyetin evlatlarıyız. Başlı başına belki de bir büyük sorumluluk bu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise çocuklara oyuncak dağıttı. Arkaya dağıt.
yaşanabilir bir vatan bırakmak, üstünde bayrağımızın dalgalandığı bir vatan bırakmaktı. Biz de bu kısa yürüyüşle, onların çektiklerinin yanında hiçbir şey ifade etmeyen bu kısa yürüyüşle onların hatıralarına ufak bir katkı sağlamak istedik. Rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bizim amacımız onların bu şehadete yürüyüş ruhunu diri tutmak ve bu ruhun bilincinde ve bu ruha sahip bir gençlikle geleceğin gerektirdiği donanımı birleştirmiş bir gençlikte inşallah daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'ye kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz inşallah. Parkurda vatandaşlar Mehmetçik'le kol kolaydı. Allah'a çok şükür devamlı dikiz, ayaktayız. Kimseye eyvallahımız yoktur. Devamlı böyle dik olmasını istiyoruz. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yürüyüşe üyeleriyle birlikte katıldı. Buraları bize yurt edinmemiz için onlar şehadet şerbetini içtiler, şehit oldular. Onların ruhu şad olsun. Biz ne yaparsak onların hakkını ödeyemeyiz. Yaklaşık 2 saat süren Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde etkinliği tören alanında son buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar adına şehitler için çelenk bırakıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Geçen hafta Ankara'da Amerikalı savcılar vardı. Bu FETÖ'yle ilgili tahkikatlar konusunda bilgi alışverişinde bulundular. Hatta bir davaya da girdiler biliyorsunuz. Dolayısıyla da bu savcılar tüm delilleri yerine gördü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu bağlamda Amerika'daki soruşturmada yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. ABD'li savcıların şahit olduğu konularla ABD'deki soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Bu çarpıcı ifade Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ait. Bakan Gül Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye'ye gelen ABD heyetiyle ilgili bilgi verdi. Heyette New York ve Washington'dan iki savcı bulunduğunu söyledi. Gül, ABD'deki soruşturmanın kara para ve illegal işler zemininde ilerlediğini anlattı. Bu noktada Amerikalı savcıların delilleri yerinde görmek istediğini belirtti. Türkiye'nin FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, tüm delilleriyle ispatladığını, bunun ABD tarafından da tescilinin büyük önem taşıdığını söyledi. Bilgi sahibi olma isteklerini görünce ciddiye aldıklarını da gördük. Böyle diyorsun ama ben de gözümle göreyim anlamında bu çok değerli. Kağıt üzerinde gönderdiğimiz delillerden öte gözleriyle görüp sorular sordular ilgililere. Bu New York'taki savcının sanki huzurunda olmuş gibi. Delil niteliği çok önemli. Adalet Bakanı Gül, savcıların Türkiye'deki inceleme ve temaslarının ardından ABD'deki soruşturmada farklı gelişmeler yaşanabileceğini belirtti. Ben bu heyetin savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da bu anlamda farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin bu konuda adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemli bir süreçti ve buna ABD'li heyet tanık oldu. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerine yönelik manifestosunu hazırladı. Manifestonun ana teması bu şehirleri birlikte yöneteceğiz olacak. Yeni dönemde şehirle ilgili alınacak önemli kararlar doğrudan vatandaşa sorulacak. Recep Tayyip Erdoğan! AK Parti yerel seçimler için hazırlıklarını tamamladı. Başta 3 büyük ilin adayları neredeyse yerel seçimde yarışacak isimlerin tamamı açıklandı. Şimdi gözler yerel seçim manifestosunda. Tüm adayların tanıtıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim manifestosunu açıklaması planlanıyor. Manifestoda ana tema şehirleri birlikte yöneteceğiz olarak belirlendi. Yeni dönemde şehirlerle ilgili alınacak önemli kararlar vatandaşa sorulacak. Halka rağmen hiçbir şey yapılmayacak. Şehrin logosundan büyük caddelerin isminin değiştirilmesine kadar her konuda seçmenin sözü geçecek. Manifestoda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçildiği 1994 seçimleriyle başlayan belediyecilik anlayışıyla yeni dönem harmanlanacak. İşte Anadolu'nun yiğit evladı. Gönüller hoş tutulacak. Altyapı sorununun nasıl aşıldığı anlatılacak. Çöp belediyeciliği değil,
Bilgi ve Medenişehir Belediyeci'nin yapılacağının altı çizilecek. Vatanına aşık lider! Bu arada seçilen başkanların etik kurallara uyacakları ve lüksten uzak duracaklarına dair taahhütname imzalanması gündemde. Tek millet, tek bayrak. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın bir masa başı ittifakı olmadığını söyledi. Denizli'de 17 ilçenin belediye başkan adaylarının tanıtım töreninde konuşan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçaklara ve helikopterlere karşı milletimizin ya Allah Bismillah, Allahu Ekber diyerek kurduğu bir ittifaktır dedi. AK Parti çok partili siyasi hayatımızda rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun açmış olduğu siyaset yolunun bugünkü devamı. 30 Büyükşehir'de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu müzakereler sonunda işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 30 Büyükşehir'den birisi de Denizli ilimizdir. Değerli kardeşlerim, Cumhur İttifakı bir masa başı anlaşması değildir. Sana şu kadar, bana bu kadar pazarlığı hiç değildir. Cumhur İttifakı siyasi partilerin yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma da değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara karşı, uçaklara karşı, helikopterlere karşı milletimizin ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyerek kurduğu bir mücadeledir, bir ortaklıktır, bir dayanışmadır. Cumhur İttifakı salaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır. Ben Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerde de milletimize hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'nın her iki parti içinde, milletimiz içinde önemli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle burada da bizim destekleyeceğimiz Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızı biraz sonra burada da ilan edeceğiz. Hep beraber seçime gireceğiz. Dayanışma içerisinde gireceğiz. İşbirliği içerisinde gireceğiz. Ve inşallah Denizli'de de çok büyük bir sonuç elde edeceğiz. Meclis 2019 mesaisine başlıyor. Bu hafta genel kurulu çok önemli paketler bekliyor. Teklif ilk gündem maddesi 71 maddelik torba teklif. Bu teklifle en düşük emekli aylığı 1000 liraya çekilecek. Meclis bu hafta açılıyor. 2018 yılını Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçesini çıkararak tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 2019 mesaisine başlıyor. Yeni yılın ilk gündem maddesi 71 maddelik torba teklif. Teklifle en düşük emekli aylığı 1000 liraya çekiliyor. Bebek sütü mamaları ve şalgam suyundaki ÖTV kaldırılıyor. İşsizlik maaşı için aranan 120 günlük sigorta primi yatırma şartı da kaldırılıyor. Teklifle ayrıca yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kamu ihalesinin şartlarını yerine getiremeyen firmaların teminat mektupları yanmaksızın sözleşmelerinin fesine veya devrine imkan tanıyan düzenlemeler de geliyor. Bu arada siyasi partiler de yeni yılın ilk grup toplantılarını yapacaklar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grubunda konuşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grubunu toplayacak. CHP grubunda da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 2019'daki ilk toplantısını yapacak. AK Parti grubu yeni yılın ilk mesaisinde çalışma hayatına teşvikleri içeren yeni bir teklifle başlayacak. Bu hafta verilmesi beklenen teklifle daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı teşviklerin hukuki altyapısını içeren düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Komisyonlarda da gündem yoğun geçecek. Sanayi Komisyonu'nda Türkiye madencinin gelişmesi ön ayak olacak, maden düzenlemesi ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı içerisinde açıkladığı çocuk destek, gelişim ve eğitim programı hayata geçiyor. Projeyle devlet koruması altındaki çocukların hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılımı planlanıyor. İlk çocuk destek, gelişim ve eğitim programı başlıyor. Programla devlet koruması altındaki çocukların milli ve manevi değere bağlı toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmaları amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında yer alan projenin ayrıntılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.
Bakan Selçuk programın devlet koruması altındaki tüm çocukları kapsadığını belirtti. Bakan Selçuk her çocuk özeldir yaklaşımıyla çocukların gelişiminin birebir izleneceğini ve buna göre çocukların ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunulacağını vurguladı. Programda çocuklara mahremiyet, merhamet, saygı, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma gibi milli ve manevi değerleri anlatılacak. Çocuklar sorumluluk alabilen, kendine güvenen, iyi iletişim kurabilen, toplumsal kurallara uyan, değerlere saygılı bireyler şeklinde yetişecek. Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı akademisyenler ve uzmanlar tarafından hazırlandı. Proje 5 farklı yaş grubuna hitap edecek. Bunlar 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş halinde gruplara ayrıldı. Pilot uygulamaları 12 ilde yapılacak programın yıl sonu itibariyle tüm kuruluşlarda uygulanması hedefleniyor. Projeden 12.675 çocuk doğrudan yararlanacak. Fransa'da sarı yeleklerin protestosu bitti deniyordu. Ama öyle olmadığı anlaşıldı. 8. hafta sonunda yeniden sokaklara çıktı sarı yelekliler. Gündüz başlayan olaylar gece de devam etti. Sadece Paris'te 18 gözaltı var. Sayıları azalsa da tepkileri azalmadı. Fransa'da sarı yelekli öfke yine kendini gösterdi. 8. hafta sonunda da protestolar, çatışmalar vardı. Olaylar gündüz başladı, gece devam etti. Eylemler akaryakıt vergi zammına tepkiyle başladı. Zamanla şekil değiştirdi. Genel olarak hayat pahalılığı ve Macron hükümeti protesto ediliyor. Başkent Paris'te resmi verilere göre 3500 kişi sokaktaydı. Parlamentoya yürümek istediler. Polis geçit vermedi. Aralarında çevreye zarar verenler de vardı. Bir kısmı da güvenlik güçlerine taş ve şişelerle saldırdı. Polis sık sık müdahale etti. Müdahale sırasında dikkat çeken manzaralar da yaşandı. Protestoculardan biri polislerle boks yaptı. Bu görüntüde polisin orantısız şiddetine dair. Bir polis memuru meslektaşlarının köşeye sıkıştırdığı siyahi bir göstericinin yüzüne defalarca vurdu. Olaylar sırasında eylemciler birçok aracı ve küçük bir tekneyi ateşe verdi. Eylemciler ayrıca parlamento işlerinden sorumlu devlet bakanlığı binasına saldırdı. Binanın kapısını kırdılar, bahçedeki bazı araçlara zarar verdiler. Eylemler gecede sürdü. Yaklaşık 400 kişi Şanzelize Bulvarı'nda yeniden toplandı. Polis göstericilere tekrar müdahale etti. Paris'teki eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca yaralananlar oldu. Ülke genelinde protestolara 50 bin kişi katıldı. Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Başkent Belgrad'da on binlerce kişi sokaklara indi. Bu hafta 5. düzenlenen protestoya katılan göstericiler 5 milyondan yalnızca biri. Kanlı gömleklere son, çalınan emeklilik maaşlarını geri verin, ordu ve polis haini bırakıp anayasa ve halkın yanında dursun yazılı dövizler taşıdı. Sırbistan Radyo ve Televizyonu Genel Müdürü'nün istifasını talep eden göstericiler halkı protestolar konusunda yanlış bilgilendirdiğini, hayatın gerçeklerini yayınlamak yerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in iftiralarına yer verdiğini savundu. Ülkedeki hükümet karşı protestolar 5 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanović'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanović, Kruševac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal çubukla vurularak yaralanmış, muhalefet kanadının Aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı. Endonezya Maluku Adası açıklarında 7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Bölgede tsunami alarmı verildi. Can kaybı ya da yaralanma olduğuna dair bir bilgi yok. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada depremin Endonezya'nın Maluku Denizi'nde meydana geldiği belirtildi. Merkez üssü Tobelo'nun 151 km kuzeybatısı olan depremin yerin 60 km derinliğinde kaydedildiği bildiriliyor. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimiyle Kongre arasındaki
duvar resleşmesi devam ediyor. Hatırlayacaksınız, Meksika duvarı için Trump biraz daha ek bütçeye ihtiyaç var demişti. Fakat Kongre ek bütçe verilmesini kabul etmemişti. Daha sonra da biliyorsunuz hükümetin iflasıyla sonuçlanmıştı bu süreç. Şimdi federal hükümeti bütçe verilmediği sürece Amerikan Başkanı federal hükümeti tam kapasiteyle çalıştırmayacağını söylüyor. Dahası Kongre eğer bu parayı vermezse ben bu parayı halktan da toplamasını bilirim diyor Amerikan Başkanı Trump. Kongre Beyaz Saray için geçici bütçede Meksika sınırına duvar için ödenek ayırmamıştı. Trump da bütçeyi onaylamadı ve federal hükümet kısmen kapandı. Kriz iki haftadır devam ediyor. Hükümetle Kongre arasında görüşmeler sürüyor ancak bir ilerleme yok. Kongre duvar için para vermeyi düşünmüyor. ABD Başkanı Trump bir kez daha parlamentoya rest çekti. Duvar için para verilmedikçe kısmi kapanmanın aylarca süreceğini söyledi. Kriz nedeniyle 800 bin kamu çalışanı 22 Aralık'tan beri maaş almıyor. Trump duvar için 5 milyar 600 milyon dolar istiyor. ABD Başkanı önümüzdeki günlerde yaşanacaklara bağlı olarak Meksika duvarı için ulusal acil durum ilan edebilirim dedi. Bu açıklama parayı toplamak için halka başvuracağı yorumlarına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki polis memuru Eylül ayında bir bıçaklı saldırganı öldürmüştü. İşte o polisler aklandı. Olayın görüntüleri de yayınlandı. İşte o görüntüler. Hiç tereddüt etmedi. Üzerine bıçakla yürüyen adama kurşun yağdırdı. ABD'nin Minneapolis kenti. Polis ihbar üzerine kontrol için bir eve gitmişti. Silahlarını çekmişlerdi. Çünkü içeride bıçaklı biri vardı. Bir süre sonra şüpheli dışarı çıktı. Elinde bıçakla polisin üzerine yürüdü. Polis de 8 el ateş etti. Saldırgan önce kelepçelendi. Ardından da ilk yardım yapıldı. Saldırgan öldü. Akrabaları şok silahı kullanmaları gerekliydi diyerek polis memurlarından şikayetçi oldu. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Olay 11 Eylül'de yaşandı. Bu görüntülerse polisler haklı bulunup aklandıktan sonra yayınlandı. Sevgili seyirciler, Rusya'da bir hastanede birkaç günlük bebeğe yapılan emzik işkencesi dünyanın gündeminde. Bakın o skandal görüntünün arkasından kim çıktı? Rusya Federasyonu'na bağlı Ingushetya Cumhuriyeti'nde bir doğum hastanesi. Emzik henüz birkaç günlük bebeğin ağzına bantla sabitlenmiş. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntü dünyanın gündemine oturdu. Görüntüyü çeken kadın hastanede skandal yaşandığını söylüyordu. Yetkililer olayı doğruladı. Soruşturma başlattıklarını açıkladı. Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Olayın sorumlusu görüntüyü çeken kadındı. Oradaki bir başka hastaydı. Hemşire yan odada hastayla ilgilenirken yapmış, görüntülerini çekmişti. Kadın suçunu kabul etti. Ali Beyköy'de yaşayan Özcan ailesi kış soğuğunda zorda. Baba Erdi Özcan hamallık yapıyordu fakat bel fıtığı nedeniyle bu işini de devam ettiremiyor. 2 yaşındaki Hiran Ursa KOA hastası. Aile kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Kardeşim hasta. Korkuyorum o ölecek diye. Çok korkuyorum. Hazal'ın tüm endişesi 2 yaşındaki kardeşi Hiranur için. Ali Beyköy'de yaşayan 4 çocuklu ailenin yardım çığlığı yürekleri burktu. 9 metrelik evde yaşam savaşı veriyoruz efendim. 4 tane kızım var. Kızlarım hasta oldu. Sabahları kalkıyoruz çok soğuk. Kızlarımın elini bacağını tutuyorum buz gibi. Bel fıtığı ameliyatı oldum. Ondan dolayı çalışamıyorum. Kızlarıma beslenme bile koyamıyoruz. Yiyecek bir parça ekmeğimiz bile yok. Dolap bomboş. Çocuğumun altına takacak bezim yok. Yatacak yerim yok. Bir küçük minderde 3 tane kızımla birlikte yatıyorum.
Özcan ailesi 9 metrekarelik evde yaşam mücadelesi veriyor. Baba hamallıkla geçimini sağlıyordu. Ancak bel fıtığı oldu. Ameliyat sonrası çalışamaz hale geldi. Hiran Ursa henüz 2 yaşında ve KOAH hastası. Havayla yaşıyor. Çok tıkanıyor. Kömürlü evde çok zor oluyor onun için. Koku, duman bunlardan uzak durması lazım. Sobada kömür çok kokuyor. Rutubetsiz ortamda yaşaması lazım. Temiz bir ortamda yaşaması lazım. Bu şekilde yaşaması lazım ama tam tersi bir ortamda yaşıyor. Korkuyorum o ölecek diye çok korkuyorum. Hasta diye çok korkuyorum. Selin ve Erdi Özcan çifti kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Sahte haciz ve borç senedi tuzağıyla gurbetçi vatandaşların Türkiye'deki banka hesaplarından para çektiler. 5 milyon liralık vurgunu Diyarbakır Emniyeti önledi. Düzenlenen baskınlarla 12 kişilik şebekeye çökertildi. Gurbetçi vatandaşların parasını sahte hacize kendi hesaplarına aktardılar. Emniyet o çeteyi çökertti. 12 kişi yakalandı. 5 ile yayılan Diyarbakır merkezli dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların bankalardaki paralarının sahte belge düzenlenerek icra yoluyla alındığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bu olayın ardından soruşturmanın çapı genişletildi. 4 ay süren çalışmada yine sahte icra ve borç senediyle gurbetçilerin hesaplarından para çekildiği belirlendi. Polis mağdur edilmek istenen vatandaşları haberdar ederek yaklaşık 3 milyon liranın hesaplardan çekilmesini engelledi. Tespit edilen adreslere baskın yapıldı. 5 ilde 12 şüpheli yakalandı. Polis benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için özellikle gurbetçi vatandaşları uyardı. E-Devlet sistemi üzerinden haklarında icra olup olmadığını kontrol etmeleri, şüpheli bir durum halinde emniyete bildirmeleri istendi. Van'da Ferit Melen Havalimanı'nda bir kişi X-ray cihazından 3 kez geçti. Fakat polisin onun üzerindeki şüphesi geçmedi. Ayrıntılı aramaya alınan gencin iç çamaşırında 1 kilo 80 gram esrar çıktı. X-ray cihazından bir değil, iki değil tam 3 kez geçirildi ancak polisin şüphesi geçmedi. Ayrıntılı aramaya alınan gencin iç çamaşırından esrar çıktı. Görüntüler Van'daki Ferit Melen Havalimanı'ndan. İstanbul'a gitmek için havalimanına gelen Cüneyt Polat'tan güvenlik noktasında duran polisler şüphe duydu. Üç kez X-ray cihazından geçirilen Polat ayrıntılı arama odasına alındı. Aramada iç çamaşırı içerisine dökülmüş 1 kilo 80 gram toz esrar tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Polat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih Karagümrük'te bir evi bastı. Ev adeta küçük bir matbaa gibiydi. Terör örgütü üyelerine sahte belgeler üretiliyordu bu evde. Cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar cezaevine girdi. Jandarmanın operasyonunda sahte kimlik düzenlemek suçundan tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih'te bir evi bastı. Ev adeta küçük bir matbaa gibiydi. Terör örgütü üyeleri için sahte evrak üretiliyordu. L.I. isimli şahıs kısa süre önce cezaevinden çıktı ama huylu huyundan vazgeçmedi. Çıkar çıkmaz kendi evinde aranması olan terör örgütü üyelerine sahte kimlik başta olmak üzere çok sayıda resmi evrak düzenliyordu. Amacı onların yurt dışına kaçmasını sağlamaktı. Müzik
Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. Aramalarda sahte evrak basımında kullanılan çok sayıda malzeme, sahte dokümanlar, bilgisayarlar, lazer yazıcı, PVC kimlik kaplama makinesi ve ultraviyole ışık kontrol cihazı ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi tutuklandı. Sevgili seyirciler, Ankara'da inceleme yapan Amerikalı savcılar FETÖ soruşturması konusunda belki de bu vakte kadar aldıklarından daha fazla bilgi sahibi olmuşlardı. Şimdi bu süreçle ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bir açıklama yaptı ve artık bundan sonra hem FETÖ'nün iadesi ya da sınır dışı edilmesi hem de firari FETÖ'cülerin durumu konusunda yeni gelişmeler olabilir diyor Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. ABD'li savcıların şahit olduğu konularla ABD'deki soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Bu çarpıcı ifade Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ait. Bakan Gül Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldi. FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye'ye gelen ABD heyetiyle ilgili bilgi verdi. Heyette New York ve Washington'dan iki savcı bulunduğunu söyledi. Gül, ABD'deki soruşturmanın kara para ve illegal işler zemininde ilerlediğini anlattı. Bu noktada Amerikalı savcıların delilleri yerinde görmek istediğini belirtti. Türkiye'nin FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu tüm delilleriyle ispatladığını, bunun ABD tarafından da tescilinin büyük önem taşıdığını söyledi. Bilgi sahibi olma isteklerini görünce ciddiye aldıklarını da gördük. Böyle diyorsun ama ben de gözümle göreyim anlamında bu çok değerli. Kağıt üzerinde gönderdiğimiz delillerden öte gözleriyle görüp sorular sordular ilgililere. Bu New York'taki savcının sanki huzurunda olmuş gibi, delil niteliği çok önemli. Adalet Bakanı Gül, savcıların Türkiye'deki inceleme ve temaslarının ardından ABD'deki soruşturmada farklı gelişmeler yaşanabileceğini belirtti. Ben bu heyetin savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da bu anlamda farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. Türkiye'nin bu konuda adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemli bir süreçti ve buna ABD'li heyet tanık oldu. İdlib'deki gerilime dönüyoruz. Şimdi Heyet Tahrir Şam Örgütü ile Özgür Suriye Ordusu arasında çalışmalar devam ediyor. ÖSO, Babel Hava sınır kapısını örgütten almak için büyük bir sevkiyat başlattı. İdlib'de sular durulmuyor. Türkiye'nin terör örgütü kabul ettiği Heyet Tahrir Şam bölgedeki diğer muhalif gruplarla günlerdir çatışıyor. ÖSO, Babel Hava sınır kapısını HTŞ'den geri almak için harekete geçti. Kapı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin hemen karşısında. ÖSO bölgeye çok büyük bir sevkiyat yaptı. Heyet Tahrir Şam, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib anlaşmasına karşıydı. Bu nedenle de sık sık diğer gruplarla gerilim yaşıyorlardı. ÖSO terör operasyonları için doğuya güç kaydırınca da harekete geçtiler. Önce İdlib'in kuzey kırsalında Daretizze ve çevresini ele geçirdiler. Sonra da çatışmalar İdlib'in doğu ve güney kırsalına yayıldı. Ahrar-ı Şam ve diğer gruplar da HTŞ'ye karşı koymaya başladı. Çatışmalar gittikçe şiddetlendi. Çok sayıda can kaybı var. Bazı kaynaklara göre ölü sayısı 150'nin üzerinde. Ayrıca sivil can kayıplarından da bahsediliyor. Çatışmalar sonunda bazı bölgeler Heyet Tahrir Şam'dan alındı. Örgüt de başka bazı noktaları ele geçirdi. Heyet Tahrir Şam son olarak Maharet el-Numan'a ilerliyor. Özgür Suriye ordusuna bağlı milli ordu ise Deir Balut'a yürüyor. Rusya ve rejime ait savaş uçakları ise zaman zaman İdlib kırsalında bazı hedefleri vuruyor. Afrin, Azez ve El-Bab'da ise Özgür Suriye ordusu destekçileri sokaklarda. Heyet Tahrir Şam'ın saldırılarını protesto ediyorlar. Venezuela'da çok yakında tehlikeli gelişmeler yaşanabilir. İşaretler bunu gösteriyor. Nicolas Maduro 10 Ocak'ta ikinci dönem için yemin edecek. Parlamentodaki muhalif çoğunluk da bunu engelleme gayretinde. Hatta orduya darbe çağrısı bile yapıyorlar. Hiç kuşkunuz olmasın ki bütün bu gelişmeler başka bir taraftan
Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaktan kumandayla nasıl yönlendiriliyor? Gelin ona bakalım birlikte. Sokakları karıştırdılar, deviremediler. İnsansız hava aracıyla suikast yapmak istediler, başaramadılar. Ama vazgeçmediler. Venezuela'nın devlet başkanı Nicolas Maduro yeniden hedef tahtasında. Maduro yıllardır ABD'nin ve bölgedeki işbirlikçisi ülkelerin kendisini devirmeye çalıştığını söylüyor. Yaşananlar da bunu destekler nitelikte. Başaramadılar ama ne ABD ne de destekçileri boş duruyor. Venezuela 20 Mayıs'ta seçime gitti. Maduro %67,7 oy oranıyla kazandı. İkinci 6 yıllık dönem için 10 Ocak'ta yemin edecek. Parlamentoda ABD destekli muhalefet çoğunlukta. Yeni meclis başkanı Juan Guaido da muhalif partiden. Muhalif parlamento Maduro'yu yasa dışı ilan etti. Orduya da çağrı yaptı. Demokrasinin yeniden inşası için destek olun dedi. Bu bir darbe çağrısıydı. Kendilerinde bu gücü görmelerinin sebebi ise ABD'nin Venezuela'da demokrasiyle seçilen tek meşru kurum olarak parlamentoyu görmesi. Reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Yakında tehlikeli gelişmelerin yaşanacağının bir başka işareti de Latin Amerika'nın 12 ülkesinin bir araya gelerek yaptığı açıklama. Peru'da toplandılar. Maduro'nun yemin etmesi durumunda hükümeti tanımayacaklarını açıkladılar. İktidarı parlamentoya teslim etmesini istediler. Yani yumuşak bir darbe olmasını talep ettiler. Maduro da buna dikkat çekti. Bu ülkelerin ABD'den talimat alarak darbeyi teşvik ettiklerini söyledi. Latin Amerika'da birkaç yıl öncesine kadar ABD karşıtı hükümetlerin sayısı fazlaydı. Zamanla bu yönetimlerin hemen hepsi ABD yanlısı yönetimlerle değişti. Bunun son örneği de Brezilya oldu. Venezuela, bölgede ABD'nin kontrol altına alamadığı az sayıdaki ülkeden biri. Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarının bittiği ifade ediliyordu ya da bir süredir ortalarda görünmüyorlardı. Yeniden sahneye çıktılar. Dün bütün gün protestolar vardı. Paris sokaklarında 18 kişi gözaltına alındı. Ülke çapında 50 bin kişi sokaklardaydı. Sayıları azalsa da tepkileri azalmadı. Fransa'da sarı yelekli öfke yine kendini gösterdi. 8. hafta sonunda da protestolar, çatışmalar vardı. Olaylar gündüz başladı, gece devam etti. Eylemler akaryakıt vergi zammına tepkiyle başladı. Zamanla şekil değiştirdi. Genel olarak hayat pahalılığı ve Macron hükümeti protesto ediliyor. Başkent Paris'te resmi verilere göre 3500 kişi sokaktaydı. Parlamentoya yürümek istediler. Polis geçit vermedi. Aralarında çevreye zarar verenler de vardı. Bir kısmı da güvenlik güçlerine taş ve şişelerle saldırdı. Polis sık sık müdahale etti. Müdahale sırasında dikkat çeken manzaralar da yaşandı. Protestoculardan biri polislerle boks yaptı. Bu görüntüde polisin orantısız şiddetine dair bir polis memuru meslektaşlarının köşeye sıkıştırdığı siyahi bir göstericinin yüzüne defalarca vurdu. Olaylar sırasında eylemciler birçok aracı ve küçük bir tekneyi ateşe verdi. Eylemciler ayrıca parlamento işlerinden sorumlu devlet bakanlığı binasına saldırdı. Binanın kapısını kırdılar, bahçedeki bazı araçlara zarar verdiler. Eylemler gece de sürdü. Yaklaşık 400 kişi Şanzelize Bulvarı'nda yeniden toplandı. Polis göstericilere tekrar müdahale etti. Paris'teki eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıca yaralananlar oldu. Ülke genelinde protestolara 50 bin kişi katıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Numan Kurtulmuş,
Denizli'de ilçe aday tanıtım toplantısında seslendi ve Cumhur İttifakı'nın önemini işaret etti. Profesör Numan Kurtulmuş bu ittifakın masa başında kurulmadığına, 15 Temmuz gecesi sokaklarda tanklara, helikopterlere karşı direnen vatandaşların sokaklarda beraberce bu ittifakı kurduklarına Profesör Numan Kurtulmuş dikkat çekti. AK Parti çok partili siyasi hayatımızda rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın, rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun açmış olduğu siyaset yolunun bugünkü devamı. 30 büyükşehirde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu müzakereler sonunda işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 30 büyükşehirden birisi de Denizli ilimizdir. Değerli kardeşlerim, Cumhur İttifakı bir masa başı anlaşması değildir. Sana şu kadar, bana bu kadar pazarlığı hiç değildir. Cumhur İttifakı siyasi partilerin yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma da değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara karşı, uçaklara karşı, helikopterlere karşı milletimizin ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diyerek kurduğu bir mücadeledir, bir ortaklıktır, bir dayanışmadır. Cumhur İttifakı salaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır. Ben Cumhur İttifakı'nın bu seçimlerde de milletimize hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Cumhur İttifakı'nın her iki parti içinde, milletimiz içinde önemli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle burada da bizim destekleyeceğimiz Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızı biraz sonra burada da ilan edeceğiz. Hep beraber seçime gireceğiz. Dayanışma içerisinde gireceğiz. İşbirliği içerisinde gireceğiz ve inşallah Denizli'de de çok büyük bir sonuç elde edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 günlük eylem planında açıkladığı çocuk destek gelişim ve eğitim programı hayata geçiyor. Projeyle devlet koruması altındaki çocukların hayata aktif ve güçlü bireyler şeklinde katılımı planlanıyor. İlk çocuk destek gelişim ve eğitim programı başlıyor. Programla devlet koruması altındaki çocukların milli ve manevi değere bağlı toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmaları amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında yer alan projenin ayrıntılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Bakan Selçuk, programın devlet koruması altındaki tüm çocukları kapsadığını belirtti. Bakan Selçuk, her çocuk özeldir yaklaşımıyla çocukların gelişiminin birebir izleneceğini ve buna göre çocukların ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunulacağını vurguladı. Programda çocuklara mahremiyet, merhamet, saygı, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma gibi milli ve manevi değerler anlatılacak. Çocuklar sorumluluk alabilen, kendine güvenen, iyi iletişim kurabilen, toplumsal kurallara uyan, değerlere saygılı bireyler şeklinde yetişecek. Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı akademisyenler ve uzmanlar tarafından hazırlandı. Proje 5 farklı yaş grubuna hitap edecek. Bunlar 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş halinde gruplara ayrıldı. Pilot uygulamaları 12 ilde yapılacak programın yıl sonu itibariyle tüm kuruluşlarda uygulanması hedefleniyor. Projeden 12.675 çocuk doğrudan yararlanacak. İçişleri Bakanlığı 2018 yılına ait nüfus işlemleri ve istatistiklerini paylaştı. Geçen yıl mahkeme kararı aranmaksızın 164 bini aşkın kişi isim ve soy isim değişikliği yapmış. Üçü bir yerde uygulamasıyla 1,5 milyonu aşkın kişi de pasaport düzenlemiş. 2018'de bir mahkeme kararı aranmaksızın 164.173 kişinin ad soyad değişikliği yapıldı. İçişleri Bakanlığı 2018 faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı. 2 Nisan 2018 tarihinde başlatılan 3'ü 1 yerde uygulaması kapsamında 1,5 milyonu aşkın pasaport ve yaklaşık 3 milyon sürücü belgesi düzenlendi. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında mahkeme kararı aranmaksızın 164.173 ad soyad değişikliği yapıldı.
Ayrıca 22 milyon 107 bin 8 adet nüfus kayıt örneği düzenlendi. E-Devlet sistemi ve ilçe nüfus müdürlüklerinden 17,5 milyonu aşkın yerleşim yeri belgesi hazırlanarak vatandaşlara teslim edildi. 2 Nisan'a kadar toplam 17 milyon 652 bin 503 TC kimlik kartı hazırlandı. Bunlardan 4 milyon 818 bin 808'i geçen yıla ait. Dijital arşiv projesi kapsamında 173 milyonu aşkın belge taranarak elektronik ortama aktarıldı. E-Devlet sistemi üzerinden açılan 600 soy bilgi sorgusu ile de yaklaşık 32 milyon vatandaş bilgilerini sorguladı. Sahte haciz ve borç senedi tuzağıyla gurbetçi vatandaşların Türkiye'deki banka hesaplarından para çektiler. 5 milyon liralık vurgunu Diyarbakır Emniyeti önledi. Düzenlenen operasyonda bu vurguna karışan 12 kişilik şebeke çökertildi. Gurbetçi vatandaşların parasını sahte hacize kendi hesaplarına aktardılar. Emniyet o çeteyi çökertti. 12 kişi yakalandı. 5 ile yayılan Diyarbakır merkezli dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların bankalardaki paralarının sahte belge düzenlenerek icra yoluyla alındığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bu olayın ardından soruşturmanın çapı genişletildi. 4 ay süren çalışmada yine sahte icra ve borç senediyle gurbetçilerin hesaplarından para çekildiği belirlendi. Polis mağdur edilmek istenen vatandaşları haberdar ederek yaklaşık 3 milyon liranın hesaplardan çekilmesini engelledi. Tespit edilen adreslere baskın yapıldı. 5 ilde 12 şüpheli yakalandı. Polis benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için özellikle gurbetçi vatandaşları uyardı. E-Devlet sistemi üzerinden haklarında icra olup olmadığını kontrol etmeleri, şüpheli bir durum halinde emniyete bildirmeleri istendi. İstanbul Beşiktaş'ta yabancı uyruklu bir kadın dehşeti yaşadı. Aracına bindiği alkollü şüpheli tarafından darp edildi. Genç kadını çığlıkları kurtardı. O da bana sıkıntı yaptı yani. Tamam. Sen kendine geçiyorsun. Yabancı uyruklu genç kadına dehşeti yaşattı. Alkol sınırını çoktan aşmıştı. Gözaltına alınırken gazetecilere de tepki gösterdi. Abi şey durma ya. Bir dakika çekme abi. Tamam. Görüntüler İstanbul Beşiktaş'tan. Sabah saatleriydi. Şüpheli Ahmet G. yolda aracına Ukrayna uyruklu genç bir kadını aldı. Bir süre gittikten sonra İpek Sokak üzerinde araç durdu. Bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Şüpheli genç kadını araç içinde darp etti. Meydan hastanesine götürdü. Aynen. Dedim konuştum herkes. Kadının çığlıklarını duyanlar arabanın içinde genç kadının darp edildiğini görünce polis çağırdı. Otomobilde bir süre Ahmet G ile boğuşan Ukraynalı kadın aracın kontak anahtarını kırdı. Sonra kendini dışarı attı. Polisin geldiğini gören sürücü saklanmaya çalıştı ama yakalandı. Ambulansa alınan genç kadın ağlıyordu. Yaşadığı korkuyu uzun süre üzerinden atamadı. Polise sık sık kendisini darp eden sürücüyü gösterdi. Tamam Mehmet Bey. Mehmet Bey. Sürücü Ahmet G'ye alkol kontrolü yapıldı. Sınırın iki kat üzerinde alkollü çıktı. Şüpheli emniyete, genç kadınsa hastaneye götürüldü. Lütfen içeriye geçer misin? Avustralya'da paraşütçüleri taşıyan küçük uçağın motoru havadayken durdu. Uçak yere çok sert bir iniş yaptı. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Paraşütle atlayacaklardı ama uçakla yere çakıldılar. Çok ucuz atlattılar. One by one they scramble out the side door of the single engine Cessna. Avustralya'da Melbourne kenti yakınları. 5 arkadaş paraşütle atlamak için uçakla havalandı. Kısa süre sonra uçağın motoru durdu. Yere çok sert bir iniş yaptılar. Bu görüntüler de hemen sonra kaydedildi. Paraşütçüler korkuyla uçağı terk etti. Büyük şans eseri yara almamışlardı. Uçağın havada çekilen görüntüleri ne kadar büyük bir tehlike atlattıklarını gözler önüne serdi. Avrupa
Avrupa'nın önemli bir bölümü kar altında değerli izleyiciler. Orta Avrupa ve Balkanlar beyaz örtüyle kaplanmış durumda. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kutup soğukları Avrupa'ya indi, Almanya kar altında kaldı. Yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. Birçok yol karla kaplandı. En az 120 uçuş iptal edildi. Yolcular havaalanlarında mahsur kaldı. Meteoroloji yetkilileri halkı uyardı. Kar yağışı ve soğuk hava dalgası devam edecek. Burası ise İtalya. Ülkenin kuzeyi de kar altında. Dağlık bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Karla kaplanan araçlar görünmez oldu. Karın tadını en çok kediler ve çocuklar çıkardı. Ve Balkanlar. Bu görüntüler Slovakya'dan. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Kar fırtınası hızı saatte 54 kilometreye bulan rüzgarla birlikte geldi. Yetkililer dağlık bölgelerde yaşayanları çığ riskine karşı uyardı. Komşumuz Yunanistan da kar altında. Birçok yol kapandı, ulaşımda aksamalar oldu. Selanik'te çocuklar deniz kenarında kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Şimdi ekran başına nerelerde okullar tatil onu açıklayacağım. Bugün yurdun önemli bir bölümü kar altında ve pek çok yerde okullar tatil. Henüz evlerinizden çıkmadıysanız acaba bizim buralarda da okullar tatil mi diye merak ediyorsanız cevabını veriyoruz şimdi haberimizde. Kar geçit vermedi. Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. 22 ilde bugün okullar tatil edildi. D100 karayolunun Bolu'da kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Karayolları ekipleri kar kalınlığının 30 cm'yi geçtiği güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Samsun-İstanbul Karayolu'nda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Akseki-Seydişehir Karayolu'nda da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya Karayollarında ulaşımda ise aksama yaşandı. Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı. Ankara Elmadağ'da 7 kişi araçlarında mahsur kaldı. AFAD, sağlık ve belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Muş'un Asköy ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan 75 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile karayolları ekipleri görüş mesafesinin yer yer 3 metreye düştüğü bölgeye varabilmek için uzun uğraş verdi. Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından 8 minibüs, 5 otomobille, 2 kamyonette mahsur kalan 75 kişiye ulaşarak iş makinesiyle yolu ulaşıma açtı. Saatten fazla orada mahsur kaldık. Bir hastamız var işte, ona müdahale ettiler. Allah hepsinden de razı olsun. Çorum'da da tipi şeklinde etkili olan kar yağışı devam ederken Çorum-Ankara karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Kar yağışı eğitimi de aksattı. Bolu, Çankırı, Muş, Uşak ve Kırıkkale'de il genelinde, Kastamonu, Elazığ, Isparta, Konya, Ordu, Yozgat, Nevşehir, Amasya, Bitlis, Bingöl, Kırşehir, Tokat, Karaman, Samsun, Karabük, Tokat ve Çorum'un bazı ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Anadolu böyle. Gelin İstanbul'a bakalım. İstanbul'da dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Şimdi böyle hani körün fili tarifi gibi İstanbul'un bazı yerlerinde hakikaten çok fazla sayıda kar var ve kar da yağmaya devam ediyor. Bazı yerlerde hiç yok. İstanbul böyle bir yer çünkü yani iki ayrı kıtadan müteşekkil kocaman bir kentten söz ediyoruz. Her tarafın iklimi aynı değil. Dolayısıyla da hani bir taraf İstanbul'da hala neden kar tatili ilan edilmedi derken diğer yerlerde oturanlarsa yani karın henüz kendini göstermediği yerlerde oturanlarsa tatil edecek ne var ki canım diyorlar. İşte İstanbul'daki kar manzaraları.
Meteoroloji günden öncesinden uyarmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren başladı. İstanbul'un Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde ve Anadolu yakasının bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı birçok bölgede çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları kentin önemli noktalarında hazır bekletilirken bazı kavşak noktalara ise tuz araçları konuşlandırıldı. Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2 ila 5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7083 personel, 1357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını karla mücadele için hazır bekletiyor. Kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Kharkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu, Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep uçak seferleri iptal edildi. Yarın akşama kadar etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle sürücülerin don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Şimdi sırada enteresan bir görüntü var sizlere izleteceğimiz. Baştan uyaralım, sakın denemeyin. Bu hani denenecek bir şey değil. Yapanların haberlerini ekranlara getiriyoruz. Aman bir faciaya, felakete yol açmayalım. Yer Bulgaristan, Buzdağ Nehir üzerinde. Bakın ne yaptılar. Buz tutmuş suya girdiler. Girmekle kalmadılar. Davullarla, tulumlarla geçit yaptılar. Üstüne bir de dans ettiler. Ortodoks Bulgarlar Hazreti İsa'nın doğuşu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünü böyle kutladı. Ülkenin dört bir yanında buz gibi suda nehirlere girdiler. Bu görüntülerde ülkenin orta kesimindeki Kalofer kentinden. Geleneksel kıyafetlerle Tunca Nehri'ne giren Bulgarlar tulum ve davul eşliğinde halay çekti. Kalofer Belediyesi bu geleneğin Dünya Kültür Mirası listesine alınması için UNESCO'ya başvuru yaptı. Japonya'da yeni yıl geleneği bozulmadı. Yılın ilk ton balığı mezatında dev bir orkinos rekor fiyatı alıcı buldu. Ünlü bir iş adamı 278 kiloluk balık için 333 milyon yen, yani 16 milyon Türk lirası para ödedi. Herkes oradaydı. İlgi büyüktü. Japonya'da gelenek bozulmadı. Yeni yılın ilk mezatında mavi yüzgeçli orkinos rekor fiyata alıcı buldu. Balık halinde yeni yılın ilk açık artırması Japonlar için sembolik öneme sahip. Mezat sabah saat 5 sıralarında başladı. Açık artırmaya çıkan balık tam 278 kiloydu. 333 milyon yene. Yani yaklaşık 16 milyon Türk lirasına satıldı. 2013'teki son rekor 155 milyon yendi. Balığın sahibi ton balığı kralı olarak da bilinen Kiyoshi Kimura. Japonya'da birçok sushi restoranı var. 2013'teki rekor da ona aitti. Onları ton balıklarıyla baş başa bırakalım. Gelin biz kendi balıklarımıza bakalım. Önce palamut, ardından da hamsi bolluğu yaşanıyor denizlerimizde. Bu iki balık da kuzeye çekildi. Tezgahların yeni gözdesi ise istavrit. Hamsi gitti, istavrit geldi abi yerine, buyurun. Palamutun ardından hamsi de kuzeye gitti. Tezgahların yeni kralı istavrit oldu. Şu anda hamsiler Gürcistan'a kaçtığı için şu anda istavritlerimiz çok bol çıktığı için vatandaş hep istavrite yüklenmiştir. Hesaplı, ekonomik olduğu için herkes istavrit alıyor. Çok da güzel, lezzetli şu anda. Az da olsa hamsi Türkiye'ye yakın Karadeniz kıyılarında görülmeye devam edecek. Hamsiler tabii çıkmıyor değil. Hamsiler çıkıyor ama
biraz pahalı geliyor vatandaşa şu anda. 20 milyon olunca kilosu. Samsun'da balıkçılar vatandaşlara ucuzlayan istavriti tavsiye ediyor. İstavritte bolluk var. İstavrit çok güzel. Şu anda her eve gidecek istavrit. Her vatandaş ekonomik olduğu için çok tercih ediliyor şu anda istavrit balığı. İstavritin kilosu tezgahlarda 12 liradan satışa sunuluyor. Hamsi gitti, yerine istavrit geldi. Bedava bugün. Böyle bir şey olmaz. Yani eminim bununla ilgili bugün bir açıklama gelecektir ama inanılır gibi değil. Gösteriyorum size. Burada Fausto Zonaro, İbrahim Çallı, Fikret Otyam gibi eserler var. Bu eserlerin çerçevelerini bir amatöre boyattıkları iddia ediliyor. Hürriyet'in birinci sayfasındaki haber bu. Ankara Resim Heykel Müzesi'nde milyon dolarlık 25 değerli tablonun çerçevesini çaycıya boyatan müdür hakkında açılan dava karara bağlandı. Kültür Bakanlığı İbrahim Çallı, Fikret Otyam, Fausto Zonaro gibi ressamların tablolarını müze çaycısına boyatan müdür Ömer Gündoğdu'ya 7.239.500 liralık kamu zararı davası açmıştı. Mahkeme Gündoğdu'yu tablolara verilen zararın bedeli olan 1996 TL'yi ödemeye mahkum etti. Normal şartlar altında bunun, yani bu tabloların böyle hani ışığı, ortamın rutubeti falan gibi bir sürü değişkeni de gözeterek muhafaza edilmesi gerekiyordu. Fakat hani müdür de tüm iyi niyetiyle bu tabloların içinde olduğu çerçevelerin eskidiğini demek ki düşünerek şunları hele bir boyayalım. Kimin eli yatkın bu işe? Bizim Hikmet abinin eli yatkın. Hadi çağırın, verin de eline fırçayı, boyayı boyasın falan dedi herhalde. Olacak iş mi ya? Bu olacak iş mi? 1996 lira zarar varmış, o zararı karşılayacakmış. Açılan davanın neticesine göre. Hikaye tam böyle mi bilmiyoruz. Tabii hikayenin başka, hani bizim bilmediğimiz, anlamadığımız, görmediğimiz başka bir tarafı var mı? Ama şu anda gördüğümüz tablo bu. Fikret Otyam, İbrahim Çallı, Fausto Zonaro gibi devlerin tablolarının çerçevesini bir amatöre boyatmış. Tabii o, yani amatöre boyatmış demek şu. Ben tabii çaycıya boyatmış diyor. Hani adam orada çaycı olabilir. Hani gerçekte işi hakikaten boya vesaire de olabilir. Hani başka işler de yapıyor olabilir. Ona şart düşerek söylüyorum. Sebebi şu. Sanat eserlerinin boyanması konusunda da hani böyle bizim bildiğimiz geleneksel anlamda duvar boyacıları falan filan ya da işte ahşap boyacıları falan filan değil. Hakikaten bu iş konusunda, bu işle ilgili olarak özel eğitim almış kişiler değerlendirilir. Amatör dememdeki kasıt o yani. Belki de adam orada çaycı olarak görev yapıyordur da gerçekte profesyonel badanacı boyacıdır. Ama o başka, yani sanat eserini boyamanın başka bir şeyi var tabii ki. Özelliği var. Tansiyonlu mesajlar. ABD'nin Suriye'den asker çekme kararının ardından Beyaz Saray heyeti yarın Ankara'da yapılacak görüşmelerden önce karşılıklı tansiyon yükselten açıklamalar geldi. İsrail'i ziyaret eden Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu belirtti. Ankara'ya gelecek ABD heyetine de başkanlık edecek olan Bolton, bu şartların terör örgütü PKK'yı kastederek Türkiye'nin Kürt savaşçıların güvenliğini garanti etmesi ve DAEŞ'in yenilmesi olduğunu söyledi. Şimdi bu Kürt etnisite olarak, yani Kürt ifadesini çok cüretkarca kullanıyor Amerikalılar. Sebebini biliyoruz. Çünkü onlar bunun üzerine politika bina ediyorlar ve bu bina ettikleri politikayı kimse sorgulamıyor. Yani onlar, biz orada Kürt halkının varlığı için oradayız. İşte Türk askeri Kürtlere karşı savaşıyor falan. Bunun gideri var. Kendileri bunun üzerine bir politika bina etmişler. Buradan gideri var. Fakat sen Amerikalı olarak senin haddine mi kardeşim buranın insanının hukukunu buranın bir başka insanına karşı korumak? Kürt halkının hakkı korunacaksa bunu tabii ki güvencesi Türkiye devletidir. Türk askeridir, Türk insanıdır. Orada İbrahim Kalın'ın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Profesör İbrahim Kalın'ın açıklaması son derece kıymetli. Oradaki PKK terör örgütünden Kürtler diye bahsetmek hakikaten o toprakların sahibi Kürtlere de hakarettir. Bak bunu göstereyim. Burada size söyleyeyim. Burada bir son dakika notu var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ
paralel devlet yapılanmasına yönelik ankesörlü telefon soruşması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarttı. Son dakika notu sizlerle paylaşıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye dönük ankesörlü telefon soruşması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarttığı son dakika notu olarak geldi. Şimdi birazdan detaylarını ekranlarınıza vereceğiz. Zaten aşağıya da hemen Mustafa Pamuk bu son dakikayı sizlerle buluşturuz ve detaylarını ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Bak ne diyor İbrahim Kalın? Şuna YPG deyin. Kürtleri biz koruruz. Baltın'ın skandal açıklamalarına cevap Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Türkiye Kürtleri hedef alıyor iddiası akıl dışı. Bizim hedefimiz terör örgütleridir. Bizim hedefimiz terör örgütleridir diyor Profesör İbrahim Kalın. Kürtleri korumadan çekilmeyiz. Hadi oradan siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz Kürtleri koruyacaksınız? Sizin Kürtleri nasıl koruduğunuzu herkes cümle alem gayet iyi biliyor. Cümle alem gayet iyi biliyor. Hani bunu bütün bu coğrafyanın sahibi Kürtlere otursunlar anlatsınlar. Mahabat Cumhuriyeti'nde nasıl koruduğunuzu, 75'te Molla Mustafa Barzani'yi nasıl koruduğunuzu, 90'larda Barzani'yi nasıl koruduğunuzu, daha en son nasıl koruduğunuzu, işte hani yani nasıl koruyormuşsunuz hep beraber bir görelim. Hani Kürtler sizin için yani ister Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim olsun, ister Suriye'de kurmaya çalıştığınız otonom mekanizma olsun, ne olursa olsun sadece Amerika Birleşik Devletleri için o bölgede kendilerine bir süre milis gücü olarak görev yapacak, daha sonra kaldırıp atacakları birer unsur. Bunda herhalde artık uyanmışlardır. Hala uyanmadılarsa söyleyecek de çok fazla bir şey kalmıyor. FETÖ'cüden noktasına kadar itiraf. Buradaki nokta nedir? Söyleyeceğim şimdi size. Nokta önemli. Noktasına kadar itiraftaki nokta önemli. FETÖ'nün üst düzey ismi kamuya nasıl sızdıklarını anlattı. Dışişleri sınavında kağıdın arkasına nokta koymamızı istediler. Böylece örgütten olduğumuz anlaşıldı ve yüksek not aldık. Devlete böyle sızdık diyor FETÖ'cü. Örgütün devlet kurumlarına eleman sızdırmak için açtığı çalışma evlerine ilişkin davada üst düzey yönetici H.A. itirafçı oldu. H.A. FETÖ'nün sadece çalıntı sorularla değil, farklı taktiklerle devlette yerleştiğini örnekleriyle anlattı. Dışişlerine giriş için düzenlenecek yazılı sınavdan 2 gün önce bize soru kağıtlarının arkasına noktayla işaret bırakın dendi. Böylece okuyanlar örgütle irtibatlı olduğumuzu bilecek ve yüksek not verecekti. Sınavı bu şekilde kazandım. Tabii şunu söyleyelim, yani bu saatten sonra, yani sene olmuş 2019, bu saatten sonra artık FETÖ'cülerin devlete nasıl sızdığını üzerine kurulan bir itirafçılık müessesesinin kıymeti harbiyesi yok. Bugün firari FETÖ'cülerin Türkiye'ye iadesi noktasında Türkiye'nin elini kuvvetlendirecek, tezlerini kuvvetlendirecek delil, bilgi, belgelere ihtiyaç var. Yani 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde FETÖ'nün rolünü ortaya koyacak bilgi ve belgeye ihtiyaç var. Bakın en son FETÖ'cü ihanet şebekesinin 2 ismi kendi televizyon programlarında oturmuş ciddi ciddi şunu tartışıyorlardı. Adem Yavuz Aslan açık açık şunu söylüyordu. Ben anlamıyorum neden cemaat Adil Öksüz konusunda sessiz kalıyor diyordu. Cemaati onun ifadesi olarak naklen kullanıyorum yani. Adem Yavuz Aslan'ın firari FETÖ'cü Adem Yavuz Aslan bir televizyon programında Adil Öksüz meselesiyle ilgili analiz yaparken neden tırnak içinde cemaatin Adil Öksüz konusunda sessiz kaldığını anlamıyorum. Ya bu adamın kendilerinden olmadığını açıklayacaklar, onların perspektifinden söylüyorum. Ya 15 Temmuz konusunda herhangi bir talimat vermediklerini açıklayacaklar, hiçbir şey açıklayamıyorlar diyor. Karşısında ona soru soran da diyor ki bir şok yaşıyor olmalılar diyor. Adem Yavuz Aslan cevap veriyor. 2 sene oldu, bunun şoku mu kaldı diyor. Yani 15 Temmuz'un tek mağdurunun cemaat olduğunu anlatamıyorlar diyor. Bir köşeye sıkışmışlık hali ve şu anda işte Kemal Batmaz olsun, Adil Öksüz olsun, başka bir takım FETÖ'cülerin yani darbe içerisinde doğrudan yer almış, pozisyon almış olan FETÖ'cülerin kendilerini nasıl köşeye sıkıştırdıklarının farkında ve sıyrılamıyorlardı.
Belki bu saatten sonra asıl o tür şeylere ihtiyaç var. Bilgi belgeye ihtiyaç var. Özel skandal. İki özel hastanede para için hastaların hayatlarıyla oynandı. İzmir'de hatalı mide küçültme ameliyatı yapılan iki çocuk babası genç adam yaşamını yitirdi. Samsun'da ise gereksiz yere kalp pili takılan kadın ölümden döndü. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda %100 kusurlu bulunan Doktor MK'nın oğlunu başka bir hastaneye götürmek isteyen Ömer Dala, ben bu işte bir numarayım diyerek engel olduğu, bu yüzden müdahalenin geciktiği ortaya çıktı. Mehmet Dal, aşırı kilolarından kurtulmak isterken canından olmuş. Bu hanımefendi ise hemen yapılmazsa ölür denilerek takılan kalp pilinin hiç çalıştırılmadığı belirlenmiş. Ameliyatı yapan Doktor N.A. ve hastane hakkında soruşturma başlatılırken yaşlı kadını ölümün eşiyle getiren kalp pili üniversite hastanesinde yapılan ameliyatla çıkarılmış. İnanılır gibi değil. Peki. Doktor Eray Güçler Star gazetesinde Fadime Özkan'a konuşmuş. Suriye'de oyun kurucu Ankara, Türkiye'nin eli çok güçlü diyor Eray Güçler. Fadime Özkan'ın Star gazetesinin bugün manşetten verdiği mülakatında ASAM terör uzmanı Doktor Eray Güçler'le Fırat'ın doğusunu konuştuk. Türkiye'nin Suriye'de sahada ve masada inisiyatif elinde tuttuğunu söyleyen Eray Güçler, ABD ile arası açılan PKK-PYD'de güvensizlik arttı. Arap ve Kürtlerin ayrılmasıyla SDG'de sadece Kandil kaldı. Örgüt çözülme sürecine girdi demiş. ABD bölgedeki askeri varlığını Suriye'den koordineli şekilde çekerse Türkiye'de Fırat'ın doğusuna büyük oranda girmiş olacaktır. 60-100 günlük takvim ABD'nin takvimidir. Türkiye'nin değildir. Burada zamansal ve mekansal boşluklar bırakılmamalı. Aksi takdirde mevcut ve ortaya çıkması muhtemel başka tehdit odaklarının doldurma ihtimali vardır. Siyasi, ekonomik ve askeri gücü tükenmiş, var olabilmek için Rusya'ya bağımlı olan ve başka bir seçeneği olmayan Esad ve rejimiyle Türkiye neden resmi muhataplık tesis etsin? Esad ve rejimi muhatap alındığında yarın Afrin'den çıkın oraya PYD-PKK girecek denirse ne olacak? Bu tür muhataplık rejim PYD-PKK işbirliğini meşrulaştırma girişimlerine hizmet eder demiş Eray Güçler. Bugün Star gazetesindeki Fadime Özkan'a verdiği mülakatta. ABD'nin emrivakilerine asla izin verilmeyecek. John Bolton, Joseph Dunford, James Jeffrey üçlüsü, Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Ankara'ya destek, Ankara'ya gelecek olan ABD heyetinin ajandasında özel haritalar olduğu iddia edildi. Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı Bolton, Genelkurmay Başkanı Dunford ve DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu özel temsilcisi James Jeffrey yarın Türkiye'de olacak. ABD basını heyetin ajandasına özel haritayla Ankara'ya geleceğini ileri sürdü. Amerikalı yetkililerin yeni Sykes-Picot olarak tanımladığı haritaya Türkiye'nin kesinlikle sıcak yaklaşmayacağı, emrivakiyi kabul etmeyeceği vurgulandı. Trump ise dün Suriye'den çekiliyoruz ama bunun çabuk olacağını asla söylemedim dedi. Ne yapmaya çalıştıklarının galiba kendileri de, değil mi, farkında değiller. Öyle anlaşılıyor. Gençlik şühedanın izinde. Burası Sarıkamış. 104 yıl önce Allahu Ekber dağlarında şehit verdiğimiz vatan evlatlarını andık dün. Sarıkamış harekatında soğuktan donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik anısına gençlik şühedanın izinde yürüyor sloganıyla on binlerce kişi yoğun kar ve soğuğa rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla Allahu Ekber dağlarına yürüdü. Bakın bunu bugün Sabah gazetesi manşetten şöyle vermiş. 104 yıllık büyük trajedi. Asım'ın nesli şühedanın izinde yürüdü. Şehitlerimizin yani. Sarıkamış şehitleri Kars'tan Edirne'ye dört bir yanda yürüyüşlerle anıldı. En anlamlı tören Sarıkamış'ta düzenlendi. Yurt içi ve dışından gelen 40 bin kişi Asım'ın nesli Aslın yürüyüşüne temasıyla toplandı. Türk bayraklarıyla harekete geçen topluluk kar altında 4,5 kilometre yürüyerek Kızılbuçuk zirvesine ulaştı. Soğanlı ve Allahu Ekber dağları arasındaki zirvede 104 yıl önce 90 bin asker donarak şehit düşmüştü. Zirvedeki şehitlikte Kur'an okuyup tekbir ve salavatlar getiren on binler şehitlere dua etti. Üç bakanın hazır bulunduğu törende Başkan Erdoğan'ın mesajı da okundu. Süleyman Soylu,
Mehmet Kasapoğlu ve Mustafa Varank orada idi. Değerli izleyiciler. Burada da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı. Şehitler için yürüdüler. 60 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın. Bu rakamlar biliyorsunuz yani farklı farklı belgesellerde farklı farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Kimi 60 bin kimi 90 bin rakamını telaffuz ediyor. Sayının yüksek olduğunu farkındayım. Yani trajedi orada bir vatan evladımız bile donarak şehit versek trajedi büyük. 104 yıl önce Allahu Ekber dağlarında bir vatan evladımızı bile şehit versek trajedi zaten kafi miktarda büyük. Acaba zaman içerisinde bu rakam daha mı yüksek olarak geçti kayıtlara? Yani mesela 60 bin yazan var, 90 bin yazan var. 60 bin ile 90 bin arasında 30 bin gibi muazzam bir büyüklük var. Onun da farkındayım. 60 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle Kars'ta düzenlenen Türkiye Şehitleri ile Yürüyor etkinliğine 7'den 70'e 20 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı kar altındaki yürüyüşte şehitlerin 6,5 kilometrelik rotası takip edildi. Posta'nın bugünkü sürmanşeti. Şimdi Posta'nın manşetinde bir adam var. Tuncer Ustael. Takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. ATV'de Müge Anlı'nın programında haftalardır bir hikaye işleniyor idi. O hikayede inanılmaz bir tablo ortaya çıktı. Haberi Posta'dan okuyayım size. Türkiye 21 Aralık'tan beri Müge Anlı'nın programında kan donduran iddiaların eşliğinde Palo ailesini izliyor. İki cinayet ve bir cinayeti azmettirme. Kendi öz evlatları dahil 4 çocuğa ve baldızına tecavüz etmekle suçlanan damat Tuncer Ustaele, kızları ve torunları öldürülen aile bireylerinin bizzat yardım ettiği ileri sürülüyor. İşte Palo ailesiyle ilgili akıl almaz iddialar. Kocaeli'de yaşayan Palo ailesinin kabusu Tuncer Ustaele'nin kızları Emine Palo ile evlenmesiyle başladı. Kendisini Cinci Hoca olarak tanıtan Tuncer Ustael, bacanağı Ahmet Tahnal'la kayınpederi Harun Palo dışında tüm aileyi müridi haline getirdi. Tuncer Ustael, eşinin kardeşi İsa'ya Ahmet Tahnal'ı öldürttü. İsa, Ahmet kardeşimi fuhuşa zorluyordu deyince baba Harun Palo suçu üstlendi. Kayıp Tuncer Ustael kocasını öldürttüğü Meryem Tahnal'la 6 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğu Melike ve Recep Tayyip'i yanına aldı. Tüm aileyi cinlerle korkutan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'la iki çocuğunun yanı sıra kendini iki öz evladına da defalarca tecavüz etti. Recep Tayyip iki kez evden kaçmayı başardı. Açlıktan sokakta bayılan Recep Tayyip'i bulan polis her iki seferinde de çocuğu ailesine teslim etti. Recep Tayyip 2008'de üçüncü kez kaçınca devlet korumasına alındı. Tuncer Ustaeli'nin oğlu Enes de evden kaçtı. Recep Tayyip'le aynı iddiaları dile getirmesine rağmen yine de babasına verildi. Enes ve kız kardeşinin akıl sağlığı bugün %80 bozulmuş durumda. Tuncer Ustaeli öldürülen Ahmet'in ailesi organ mafyası peşimize düştüler diyerek tüm aileyi Tütün Çiftliği sahiline bir otomobile taşıdı. 10 kişilik aile 3 ay bu otomobilde yaşadı. Tuncer Ustaeli bankadan kredi çektirdikten hemen sonra Meryem Tahnal'ı döverek kızı Melike'yi ise içinde şeytan var deyip ispirto içirerek öldürttü. İnanılır gibi değil bunlar. İzleseniz mesela şu kadın Emine Ustaeli, bu kocasına laf söyletmeyen bir kadın, resmen hani büyülenmiş gibi. Dünyadan da haberi yok. İşte içine cin girmiş, evimize bilmem neler basmış falan filan gibi safsatalarla Tuncer Ustaeli'nin yaşattığı dehşeti arkalamaya devam ediyor. Neyse, hikaye böyle. Gazetelerin birinci sayfalarındaki haberler böyle. Gelin bir de iç sayfalara bakalım. İç sayfalarda daha eğlenceli haberler var mı? Onları getireyim ekranlarınıza. Şimdi burada bir Londra'daki hayvanat bahçesine götüreceğim sizlik olarak. Yıllık yapılan yoklamada 700'den fazla tür hayvan sayılmaya başlandı. Sayım olur da sayımın güzelliği şurada. Abaküs
hayvanları abaküste sayıyorlar. Abaküste de sayarsın, sorun değil de maymunlar bu durumu nasıl karşılamışlar, onun fotoğrafı var. İstanbul'da beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı. Bugün güney bazı semtler kar altında uyandı. Tabii bu kar yağışı bugün günü nasıl etkileyecek, gelin ona bakalım beraber. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinden itibaren başladı. İstanbul'un Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde ve Anadolu yakasının bazı ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı birçok bölgede çevreyi beyaza bürüdü. Kar yağışı Anadolu yakasında Üsküdar, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kar küreme ve tuzlama araçları kentin önemli noktalarında hazır bekletilirken bazı kavşak noktalara ise tuz araçları konuşlandırıldı. Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle güney kıyılarında 2 ila 5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5 ila 15 santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7083 personel, 1357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını karla mücadele için hazır bekletiyor. Kar yağışı hava ulaşımını da etkiledi. Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Kharkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu, Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep uçak seferleri iptal edildi. Yarın akşama kadar etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle sürücülerin don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Peki nasıl olacak ortalık? Neler var? Bugün beklentiler nedir? Yani hakikaten kar yağışı devam edecek mi? Okullar tatil edilecek mi? İstanbul'da çalışmalar ne alemde? Bu soruların da cevabını Adem Hançer biliyor. Nereden biliyor? Çünkü o şu anda karla mücadelenin kalbinde, AKOM'da. Adem Hançer, günaydın. İlk soru, okullar tatil edildi mi, ediliyor mu, edilecek mi? Buna gerek var mı? İstanbul sokakları nasıl? Arkanda da senin onlarca kamera var. Memleketi de her tarafını görüyorsun. Nasıl ortalık? Sana bırakıyorum sözü. Söyledi de öğrenciler için üzülerek söylüyorum ki şu an için herhangi bir kar tatili yok. İstanbul genelinde gece saatlerinde etkili olmaya başladı kar yağışı. Şu dakikalarda da devam etmekte. Özellikle yüksek kesimlerde Çatalca, Silivri, Arnavutköy civarında yoğun kar yağışı devam ediyor. Yer yer 15-20 santimetre kar ölçümü yapıldığı bilgisi geldi Afet Koordinasyon Merkezi'ne. Söylediğimiz gibi şu dakikalarda Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. İstanbul'da, İstanbul'un kalbi diyebileceğimiz bir noktada. Kar yağışının öğleden sonra Anadolu yakasında yine yoğun şekilde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji daha öncesinden uyarılarını yapmıştı. Kar yağışıyla alakalı 3 gün sürmesi bekleniyor. Kar yağışının özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde karın etkili olması bekleniyor. Bizim sabah buraya gelirken sabah saatlerinde Mecidiyeköy, Şişli, Taksim o bölgelerde yoğun kar yağışı olduğunu biz tespit ettik. Sonrasında ise Afet Koordinasyon Merkezi aralıksız çalışmasına devam ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi karla mücadele için 7083 personel, 1357 araç, 33 kışla mücadele aracı, 147 traktör, 235.000 tuz rezervi ile bu kışı karşılamayı bekliyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi teyakkuzda diyebiliriz. Ayrıca kışla mücadele araçlarının birçoğu metrobüs güzergahında devreye atacaklar. Bununla birlikte tabii sokak hayvanları da var. Onlar da unutulmadı. 199 noktada günlük 1 ton yemleme yapacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bununla birlikte tabii kimsesizler var. Bunlar için de hem görenlerin hem duyanların 153 beyaz masaya bildirmelerini rica ediyorlar. Bununla birlikte olumsuz hava koşullarıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine 153 beyaz masa ve 110 itfaiyenin aranması uyarısı yaptı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tabii donucu bir soğuk yok, yaklaşık 1-2 derece civarında. İstanbul'da nerelerde durum nasıl? Bana bir özet yapsana ne olursun. Evet. Bölge bölge.
Bir geniş görsün arkadaş kameraları. Tabii hemen kameraman arkadaşım Sami'den rica ediyorum. Sol taraftaki haritayı gösterebilirsek. Hangi bölge ne durumda? Tabii. Ona bakacağız şimdi. Adem bize anlatacak. Şu dakikalarda görmüş olduğunuz harita İstanbul'un şu anki yaklaşık 9 dakika. 9, haritayı boşver. Kameralara geç Adem. 9 dakika önceki hava durumu İstanbul'un genelinde Anadolu yakasında etkili olduğunu görüyorsunuz. Hemen yan tarafa geçelim peki kameralara. Hemen sağ tarafındaki kamera yine Akon bağlantı yolunun kamerası. Trafik açık durumda ancak kar yağışı yaklaşık 1-2 santim yağdı ve sonrasında ise kar yağışı etkisini hangi bölgede durum kaybetti. Nedir? Neresi orası? Hemen alt kısma geçelim. Alttaki bana böyle kameralarda kısa gördüğünüz beyazlı kısım varsa nasıl, yine nasıl, Taksim civarı. Taksim civarı orası. Şimdi buradaki mevcut kameralarda önümüze açılanları görebiliyoruz sadece. Şu an için Anadolu yakasında sadece sağ tarafta Üsküdar kamerasını görüyoruz. Orada da yine yer yer kar yağışının etkili olduğu görülüyor. Ve çevre yolları özellikle hemen en sağdaki kamerayı göstermesini rica ediyorum. Kameraman arkadaşım Sami Uslu'dan. O da yine TEM Gazi Osman Paşa bağlantı yolu. Orada da yollarda aslında bir şey yok. Sonrasında ise çevredeki bitki örtüsünün üzerinde yaklaşık 2 santimlik bir kar tabağı var. İstanbul'un Anadolu yakasında dedik etkili oluyor kar yağışı. Özellikle İzmit civarına doğru yoğun bir şekilde devam ediyor. Avrupa yakasında o kadar bir etkisi yok. Şu dakikalarda ancak öğleden sonra İstanbul genelini etkisi altına almasını bekleniyor. Akşam saatlerinde ise daha yoğun bir şekilde kar yağışının etkili olması bekleniyor İstanbul genelinde. Sonrasında ise etkisini azaltarak İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Biraz geriye çekilsin de akşam, birkaç monitör aynı anda görelim Adem, ne olursun. İstanbul boş ver bu trafik haritayı. Bu haritadan kimse bir şey anlamıyor. Biraz geriye çekilsin. Geniş planda İstanbul'un bölgelerini, nerelerde ne var onu tabii bir birkaç kamera aynı anda görelim. Biraz bak burası 15 Temmuz abi. Şehitler Köprüsü girişi. Girişten Avrupa'ya giderken trafik de açık, hava da açık. Dönüşte biraz kar var. Öyle anlaşılıyor değil mi? Biraz daha geniş al. Biraz daha geniş al görelim şu İstanbul'u bir görelim. Yollarda herhangi bir problem yok. O gece yağan kardan kalan kar trafiği şu dakikalarda henüz olumsuz etkilemedi. İstanbul genelinde 160'lar civarında trafik kameraman yoğunluğu. Bazı iç bölgelerde kronik olan yoğunluklar var. Onun dışında Az daha açılsın kamera Adem söyle. Birkaç yeri aynı anda birlikte evet. İstanbul genelinde 160'lar seviyesi dedik trafik. Biraz yoğunluğu daha açın. Biraz daha açar mısın Sami abi? Evet. Bulunduğumuz alan biraz dar bir alan olduğu için evet, Ersoy dedi. Dediğimiz gibi İstanbul genelinde trafik yoğunluğu aslında yok denecek %60'lar civarında. Köprü girişlerinde evet. Evet, Adem Ançer. Söyledi, evet. İstanbul genel trafikten bahsetmek istiyorum size. Öncelikle köprü girişleri özellikle Anadolu Avrupa geçişlerinde yoğun ve Avrupa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Edirne istikametinde Haliç'e kadar herhangi bir yoğunluk yok. Haliç'te bir müddet yoğunluk yaşayacak vatandaşlar. Sonrasına kadar Şirinever'e kadar trafik açık. Şirinever'de yine kısa süreli bir yoğunluk var. Aksi yönde ise baktığımızda siz trafik Avcılar'da başlıyor ve Sefaköy'e kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru Sefaköy'de açılan trafik yine maalesef Şirinever'de yoğun bir şekilde devam ediyor. Sonrasında açılıyor ki Cevizli Bağ'a kadar, Cevizli Bağ'dan ise Haliç Köprüsü'ne kadar yoğun bir trafik var. Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru trafik açık durumda. Köprüyü geçtikten sonra da Altunizade sonrasında her iki yönde trafik açık. Herhangi bir yoğunluk yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise köprü girişleri oldukça yoğun. Mesai saatinin başlaması ve vatandaşların işlerine gitmesiyle birlikte 15 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Edirne istikametine geçtikten sonra ilk yoğunluk Gazi Osman Paşa'da kısa süreli bir yoğunluk. Ardından İstoç'a kadar trafik açık. İstoç'ta yine kısa süreli bir yoğunluğun ardından Edirne istikametine trafik açık görünüyor. Aksi istikamete baktığımızda ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru yine İstoç Mahmut Bey bölgesinde yoğun bir trafik var. Bu yoğun
trafik yine Gaziosmanpaşa'ya kadar aralıklarla devam ediyor. Gaziosmanpaşa sonrasında trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru açık vaziyette. Anadolu yakasında Elmalı bölgesinde kısa süreli bir yoğunluk var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü her iki yönde Kuzey Marmara yolu açık durumda. İstanbul'u olumsuz yönde etkiledi diyemeyiz şu dakikalarda kar yağışının. Çünkü gece saatlerinde İstanbul genelinde aralıklarla devam etti kar yağışı. Çoğu bölgede sulu sepken dediğimiz şekilde yağdı. Ancak Taksim, Mecidiyeköy, Şişli ve Kağıthane benzeri bölgelerde, yakın bölgelerde yoğun bir şekilde etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Ancak ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde daha doğrusu öğleden sonra yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Şu dakikalarda Üsküdar civarında yine yoğun bir kar yağışı var. Bununla birlikte Anadolu yakasının birçok kesiminde, özellikle dediğiniz gibi Ümraniye bölgesinde yine yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı 3 gün sürecek tamamen İstanbul'dan etkisini kaybetmesi için. Salı gecesi İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Şu an için tahminler bu şekilde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi teyakkuzda, yetkililer teyakkuzda, vatandaşlar oluşabilecek don olaylarına karşı özellikle otoyolda dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyarıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Çok çok teşekkürler, sağ olasın, var olasın. Adem Ançer bize Akom'dan bağlandı ve oradaki son durumu aktardı. Adem Ançer'in bize gösterdiği monitörlerden de gördüğümüz kadarıyla şu anda İstanbul'da ana arterlerde ciddi bir problem yok. Kar yağışının da çok etkili olmadığını gördük o monitörlerden. Öyle mi hakikaten? Şimdi sokağa döneceğiz. Sokakta Umut Erol bizi bekliyor. Umut Erol, neredesin ve orada bulunduğun yerde durum nedir? Evet, her sayıda da aslında İstanbullular bu beyaz manzarayı uzun süredir bekliyor. Biliyorsunuz daha önce de birçok kez uyarı yapılmıştı İstanbul için, kar uyarısı. Ancak İstanbul bu sabah itibariyle artık beyaz örtüye büründü. İstanbul'un genelinde bu beyaz örtüyü görmek mümkün. Aslında az önce Adem Ançer'e de sormuştunuz, İstanbul'da genel durum ne? Biz aslında sabah sabah küçük bir İstanbul turu da yapmış olduk. İstanbul'un neresinde manzara ne, onu da görmüş olduk. Beşiktaş'ta başladı yolculuğumuz. Temato yolundan Habibler, Arnavutköy ve şu anda da Beylikdüzü'ndeyiz. Aslında birçok noktada da dediğimiz gibi bu beyaz örtüyü gördük. Tabii yollar genel anlamda kardan dolayı büyük bir sıkıntı yok. Biraz trafik olabilir ancak bütün yolların açık olduğunu söyleyelim. Arkamda da zaten görüyorsunuz beyaz örtü var ancak yollar tamamıyla açık, rahat bir şekilde İstanbullular istedikleri noktaya gidebilirler. Ekipler şu dakikalarda çalışmalarına devam ediyor. Yollara gerekli hem tuzlama çalışmaları hem solüsyon çalışmaları yapılıyor. Şu an Beylikdüzü'ndeyiz. Burada birkaç santim kar kalınlığı var. Yine sabah saatlerinde Beşiktaş'taydık. Orada da birkaç santim kar kalınlığı olduğunu söyleyelim. İstanbul'da en çok karın yağdığı noktalardan biri Arnavutköy'dü. Orada yaklaşık 10 santime yakın kar kalınlığını gördük. Aynı zamanda tabii İstanbulluların sabahın erken saatlerinde yollara düştüğünde şahit olduk. Biliyorsunuz işe gitmeye çalışıyorsunuz şu dakikalarda insanlar ve onlar da bugün sabah beyaz örtüyle uyandılar ve işe gitmeye çalışıyorlar. Ancak dediğimiz gibi çok büyük bir sıkıntı yok. Şu dakikalarda tabii kar yavaş yavaş yağıyor. Ancak zaman zaman yoğunluğunu da artırdığını söyleyelim ki dediğimiz gibi bazı bölgelerde daha yoğun yağıyordu. Özellikle Arnavutköy tarafında karın çok daha yoğun yağdığını biz de gördük, gözlemledik ve şu dakikalarda da görüyorsunuz Beylikdüzü'ndeyiz ve burada hala kar etkisini sürdürüyor. Biz de yine gün boyu sokaklarda olacağız. İstanbul'daki bütün kar manzaralarını sizlere taşıyacağız. Tabii çocuklar da büyük ihtimal bu karın tadını çıkaracaklar. Ben de kendime küçük bir kar topu yaptım. Hatta yılın ilk kar topunu da kameramanım Ahmet'e atayım. Dediğim gibi yani çocuklar da bu manzaranın tadını çıkaracaklar çünkü uzun süredir bekliyor İstanbullular karı. Yollar açık, herhangi bir sıkıntı yok. Ekipler gerekli çalışmaları yapıyor. Trafiğin haricinde herhangi bir sıkıntı yok. İstanbul beyaz örtüye büründü diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Yalnız Ahmet'in kafasında kar topu yemiş olmasına rağmen görüntünün bir milim titrememesi de takdire şayandır. Hepinizi selamlıyoruz. Üşütmeyin, hasta olmayın. Efendim, İstanbul'dan, sokaklardan durum bu. Hem Akom'dan Adem Ançer'in hem de Beylikdüzü'nden Umut Erol'un aktardıklarını dinledik. Dün gece biraz hani kar etkisini artırır gibi görünüyordu. Bu sabah çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla hani tatil bekliyorsa çocuklarımız, galiba tatil yok, öyle anlaşılıyor. Zaten yeni valimiz Ali Yerlikaya da henüz bu tatil tweet bombardımanına çok hazır değil. Hani Ankara
da şu anda görev yapıyor. Selam olsun Ankara Valisi Vasip Şahin. Artık sürekli olarak böyle her kar yağdığında sabaha kadar o Twitter mesajlarına hem de kendisi de bakar. Ona göre bir şey yapardı, yorum yapardı. Şimdi işte Sayın Ali Yerlikaya'yı böyle tweet yağmuruna tutuyor çocuklar ama galiba ondan bir netice alınabilecek gibi değil. İstanbul böyle ama Anadolu kar altında, 22 yerde okullar tatil. Eğer nerede okullar tatil merak ediyorsanız gelin onun cevabını verelim size. Kar geçit vermedi. Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. 22 ilde bugün okullar tatil edildi. D100 karayolunun Bolu'dağ kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Karayolları ekipleri kar kalınlığının 30 cm'yi geçtiği güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kar ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Samsun-İstanbul karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Akseki-Seydişehir karayolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Uşak-Ankara, Uşak-Kütahya karayollarında ulaşımda ise aksama yaşandı. Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı. Ankara Elmadağ'da 7 kişi araçlarında mahsur kaldı. AFAD, sağlık ve belediye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi. Muş'un Asköy ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan 75 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile karayolları ekipleri görüş mesafesinin yer yer 3 metreye düştüğü bölgeye varabilmek için uzun uğraş verdi. Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından 8 minibüs, 5 otomobille, 2 kamyonette mahsur kalan 75 kişiye ulaşarak iş makinesiyle yolu ulaşıma açtı. Dört saatten fazla orada mahsur kaldık. Bir hastamız var işte, ona müdahale ettiler. Allah hepsinden de razı olsun. Çorum'da da tipi şeklinde etkili olan kar yağışı devam ederken Çorum-Ankara karayolunda zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Kar yağışı eğitimi de aksattı. Bolu, Çankırı, Muş, Uşak ve Kırıkkale'de il genelinde, Kastamonu, Elazığ, Isparta, Konya, Ordu, Yozgat, Nevşehir, Amasya, Bitlis, Bingöl, Kırşehir, Tokat, Karaman, Samsun, Karabük, Tokat ve Çorum'un bazı ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Hadi başkentin gündemini alalım. Ankara'da arkadaşımız Çağla Atlı bizi bekliyor. Çağla Atlı, günaydın. Kolay gelsin. Karlı bir Ankara sabahı. Size aynı zamanda yollarda da kolay gelsin diyelim. Nedir gündeminiz haftanın bu ilk iş gününde? Günaydın Ersoy dedi. Sizin de vurguladığınız gibi karlı bir Ankara günü. Dün gün boyu kar yağdı. Akşam 22-23 sıralarında kar tamamen etkisini kaybetti ama tabii gün boyu yağdığı için de yollardaki karlar da oldukça fazlaydı. Bugün biraz buza çekmiş durumda. Trafik biraz sıkıntılı ilerliyor diyebiliriz. Tabii okullar da tatil değil. Dolayısıyla trafik daha sıkıntılı bir hale geleceğini söyleyebiliriz. Peki bugün Ankara'nın gündeminde ne var? Oldukça kritik bir haftaya başlıyoruz aslında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı henüz netleşmedi ya da kamuoyuna paylaşılmadı. Önümüzdeki saatler içerisinde netleşmesini bekliyoruz programın. Bu hafta yine ABD'den 3 kritik isim gelecek Türkiye'ye. Bugün ya da yarın gelmelerini bekliyoruz. Yarın da aslında bugün gelirlerse eğer yarın önemli görüşmelerde, temaslarda bulunmalarını bekliyoruz. Peki kimler gelecek? Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gelecek. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey gelecek. Bununla birlikte Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford gelecek. Tabii ki gündemde Suriye konusu olacak. Bu üçlü temaslarda bulunacak. Ankara'da yetkililerle görüşecek. Bizler de takip ediyor olacağız. Öte yandan muhalefete bakalım. CHP-MYK toplantısı yapılacak bugün. Yine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantı saat 13.30'da başlayacak.
4 Ocak'ta hatırlanacağı üzere MYK ve PM toplantıları yapılmıştı. 4 büyükşehir ve 4 il dahil 102 belediye başkan adayının isimleri daha açıklanmıştı. Ancak CHP henüz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday belirleyemedi. İşte bu nedenle de İP ve CHP arasında sorunlar olduğu ifade ediliyor. Yine bu toplantıda aday konusu gündemde olacak. Kimlerin aday gösterilmesi bekleniyor? MYK toplantısında ele alınacak ve değerlendirilecek. Öte yandan ekonomi başlığına bakalım. TÜİK'ten bir açıklama bekliyoruz bugün. 2015-2017 dönemi il bazında gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak TÜİK. Bununla birlikte yargı başlığına da bakmak gerekiyor elbette. FETÖ davaları her zaman olduğu gibi bugün de yine devam ediyor olacak. Bugün de hem Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin görülen davaya devam edilecek. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı muhafız alayındaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanlarının da olduğu 521 sanıklı davanın görülmesine yine devam ediliyor olacak bugün. Bizim de gözümüz kulağımız gün boyu tüm bu başlıklarda ve daha fazlasında olacak Ersoy'da da. Çok çok teşekkürler. Sağ olsun, var olsun. Çağla Atlı bize aktardı başkentin gündemini. İçişleri Bakanlığı 2018 yılına ait nüfus işlemleri ve istatistiklerini paylaştı. Geçen sene mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin aşkın kişi isim soyad değişikliği yapmış. 2018'de bir mahkeme kararı aranmaksızın 164.173 kişinin ad soyad değişikliği yapıldı. İçişleri Bakanlığı 2018 faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı. 2 Nisan 2018 tarihinde başlatılan 3'ü bir yerde uygulaması kapsamında 1,5 milyonu aşkın pasaport ve yaklaşık 3 milyon sürücü belgesi düzenlendi. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan düzenleme kapsamında mahkeme kararı aranmaksızın 164.173 ad soyad değişikliği yapıldı. Ayrıca 22.107.008 adet nüfus kayıt örneği düzenlendi. E-Devlet Sistemi ve ilçe nüfus müdürlüklerinden 17,5 milyonu aşkın yerleşim yeri belgesi hazırlanarak vatandaşlara teslim edildi. 2 Nisan'a kadar toplam 17.652.503 TC kimlik kartı hazırlandı. Bunlardan 4.818.808'i geçen yıla ait. Dijital arşiv projesi kapsamında 173 milyonu aşkın belge taranarak elektronik ortama aktarıldı. E-Devlet sistemi üzerinden açılan 600 soy bilgi sorgusu ile de yaklaşık 32 milyon vatandaş bilgilerini sorguladı. Diriliş postasında İsmail Öz, bu Ayasofya'da şıpagat var ya, bu Ayasofya'da şıpagat meselesiyle ilgili olarak kavramsal ama çok önemli bir analiz yazmış. Onu sizlerle paylaşmam lazım. Diyor ki İsmail Öz, her inancın, her ulusun ayakta kalmak için sarıldığı semboller farklıdır. Bu semboller bir yandan da bütün detayların sadeleştirdiği bir ulusun ya da inancın mensuplarının her birinin aynı şeyi aynı şekilde algılamasına yarayan önemli mesajcılardır. Nesilden nesile bir zihniyeti aktarırken de bir kolaylık sağlarlar. Cumhuriyet tarihimizin en önemli zihinsel bariyerlerinden biri hiç kuşkusuz Ayasofya Camii oldu. Muhafazakar zihniyetin karşısında duranlar yaşayabilecekleri sarsıntılarda ya da gidecekleri yeri şaşırmaları durumunda ortak buluşma noktası olarak burayı belirlediler. Tıpkı Atatürk Kültür Merkezi ve merkez adına veren Atatürk gibi. İşte bu sembollere yüklenen derin anlam, arkasına sığınanlar için onları dokunulmaz yapıyor. Aynı zamanda onları bakışların odağına yerleştiriyor. Hem o anlama tutunanların hem de o anlamın karşısında olanların odağında olan bu sembollerin bir üçüncü dereceden ilgilileri de vardır. Onlarsa işin tamamen gösteri ya da tahrik edici tarafındadırlar. Birisi kendi ismini herkesin baktığı yerde gündeme taşımayı arzularken, diğeri kendi emellerine ulaşmak için grupları çatıştırmayı gündeminde tutmaktadır. Hülasası ise sembollere ilgi hangi yönde ya da hangi düzeyde olursa olsun ya onların değerini yükseltir ya da gündemde tutar. Ayasofya bu ülkenin kahir ekseriyeti için fethin sembolüdür ve de öyle kalacaktır. Hiçbir zihniyetin ya da bayağı bir tipin siperi ya da gösteri alanı olamaz diyor İsmail Öz bugünkü yazısında. Hikmet Genç Akşam Gazetesi'nde sapına kadar laik, İslamofobik şizofrenler,
Kimmiş bunlar bakalım? Yıllardır feveran ediyorlar, yaşam tarzımıza müdahale etmeyin, içkimize dokunmayın, şortumuza bakmayın, donumuza karışmayın deyip durdular. Hiç kimse hiçbir şeye karışmadı, devlet kimsenin yaşam tarzına müdahale etmedi ama sapına kadar layık kesim yaygara koparıp durdu. İşin doğrusu yaşam tarzım diye feveran eden İslamofobiklerin Müslümana ve Müslümanın yaşam tarzına tahammülü yok. Mesela başörtülü kıza atılan yumruk haberini hiç görmez Babali'nin kökten layıkçı kaşalotları. Metro istasyonunda başörtülü bir kadına sözlü tacizde bulunup tüküren şerefsizi görmezler. Ultra çağdaş, laik bir teyzenin Atatürk Havalimanı'nda sarıklı bir adama bağıra çağıra böyle giyinemezsin demesi gayet normal haber değeri bile olmaz. Velhasıl yaşam tarzıma karışma deyip başörtülü, sakallı, cübbeli vesaire Müslümanların yaşam tarzından tahammül edemeyen yobazlardır bunlar. Bir de bunların sözde aydın, gazeteci, sanatçı, entelektüel ve dahi sapına kadar laik, İslamofobik bir ekibi var. Mesela bir göre içseniz aydınlanırsınız, Türkiye daha güzel olur diyen yobaz bize bir yaşam tarzı sunar. Sen Türkiye güzelleşsin diyorsun, herif önce kafalar güzelleşsin diyor. Bir diğeri gitsin Cumhurbaşkanı bir Mozart, bir Beethoven dinlesin, belki iyi gelir der. Sana neyin iyi geleceğini bildirir. Sen de bir Müslüm Baba dinle, beyin damarların açılsın. Bir dizi oyuncusu da ünlü bir AVM'de, bir kafede sarhoş bir halde başörtülü kadınlara sataşmış. Oyuncu yan masada sohbet eden altı başörtülü kadına "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?" demiş. Bir de üstüne kadınların tüm itirazlarına rağmen onların fotoğrafını çekmeye kalkışmış. Ne yapacaksa artık? Kime şikayet edecekti acaba? Şimdi sorsan en çağdaş, en kemalist, en aydınlamacı, en sapına kadar layık olan bunlar. Bunlar yaşam tarzım diye ortalığı ayağa kaldıran ve fakat başkasının yaşam tarzını tahammül edemeyen, Müslümana ne giymesi, ne içmesi, ne dinlemesi gerektiğini söyleyen gerici yobazlar. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Ulan bir bitmediniz be. Hikmet Genç'in bugünkü yazısı son derece önemli. Devam. Mülteci düşmanlığı oy getirmez. Doktor İsmail Çağlar Takvim Gazetesi'nde diyor ki, mülteci meselesini provokatör bir üslupla gündeme getiren siyasetçilere bakın. Hemen hepsinin siyasi çizgisi net olmayan, çıkarcı, hırslı, ancak bir o kadar da beceriksiz isimler olduklarını göreceksiniz. Mülteci düşmanlıklarının sebebi de milli duygularının aşırı hassas olması değil, gündeme gelmek istekleri. Ne de olsa yabancı düşmanlığı gündem oluşturmanın, kitlelerin dikkatini çekmenin en kolay yolu. Ama hesap edemedikleri bir şey var. O da mülteci meselesinde bu ülkenin makul çoğunluğunun duruşu. Tabii ki mültecilerden rahatsız olan bir toplum kesimi var. Kasıtlı olarak yayılan yalan haberler, iftiralar, çarpıtmalar bu rahatsızlığın artmasına da neden oluyor. Fakat tüm bu rahatsızlığın, tüm bu rahatsızlığa rağmen toplumun büyük bir kesimi mültecilere karşı düşmanlık ve saldırganlık içerisinde değil, tepkisini şiddete dönüştürmüyor. Aklı selimle hareket edip rahatsızlığını ifade etmekle yetiniyor. Birilerinin istediği gibi ortalığı yakıp yıkmıyor, galeyana gelmiyor, mültecilere saldırmıyor. Bu tavır var olduğu müddetçe mülteci düşmanlığından siyasi ikbal devşirilmez. Mülteci düşmanlığı oy getirmez diyor İsmail Çağlar bugün Takvim'deki yazısında. Siyaset demişken CHP'nin seçim stratejisi belli oldu. Hürriyet Gazetesi'nde Abdülkadir Selvi diyor ki, bizde seçim kampanyaları çok sert geçiyor. Adeta bir meydan muharebesi yaşanıyor ama Kılıçdaroğlu 31 Mart yerel seçimlerinde de pozitif bir dil kullanılması kararında. İYİ Parti ile ittifak ederek CHP'nin kentli milliyetçilerle arasında bir köprü kurduğu düşünülüyor. Kılıçdaroğlu'nun hedefi ise buna kentli muhafazakarları da eklemek. Onun için Saadet Partisi ile olan dirsek temasına önem veriyor. 16 Nisan referandumunda kentli ya da modern muhafazakarlar mesafeli durmuştu. Kılıçdaroğlu sol, sosyal demokrat ve kentli milliyetçilerin oylarının sonuç almaya yetmeyeceğini görüyor. O nedenle İstanbul'da muhafazakar kökenli Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da ülkücü kökenli Mansur Yavaş'ı aday gösterdi. Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer farklı kesimlere dokunabildikleri için tercih edildi. CHP'nin seçim stratejisi zaman içerisinde şekillenecek. Ancak şimdiden 3 ayağını paylaşabiliriz. 1- ekonomi, 2- yerel yönetimlerin performansı, 3- istihdam, işsizlikle mücadele ve kent yoksulları. CHP negatif değil, pozitif bir kampanya yürütecek. Ekonomi ve kent yoksulları ile ilgili dil eleştirel olacak. Belediyelerin işsizlikle mücadelede yapacakları ve projeler anlatılırken pozitif bir dil tercih edilecek. Bunlar iyi güzel de CHP'nin asıl sorunu CHP'ye yakın medya ve sanatçılardan kaynaklanıyor. Biri çıkıp denize dökmekten, diğeri çıkıp bacağından asmaktan söz edince ortada ne kampanya kalıyor ne de pozitif söylem. Sandığa hesaplaşma yansıyor demiş Abdülkadir Selvi. CHP'nin stratejisi ne olursa olsun. Fatih Çekirge bugün Kayseri'deki köpeklerin katlettiği gencin hikayesinin peşine düşmüş. Diyor ki, Kayseri Valisi Şemus Günaydın
Vali Günaydın doğruların ve vicdanın insanıdır. Devletin valisi olmasının ötesinde insan olarak sözüne güvenirim diyor Fatih Çekili'ye. İşte yaptığımız sohbetten çıkarttığım sonuçlar. Bir, Vali Bey çok emin. Bana doğrudan ilk söz olarak şöyle diyor. Mehmet'i kesin olarak köpekler parçalamış. Bunda en ufak şüpheye yol açacak bir şey yok. Ve devam ediyor. İki, olay sırasında oraya gelen onlarca jandarma şahit. Üç, çünkü yaralı çocuğa da kurtarmak için önce okul müdürü, öğretmen ve hademe müdahale ediyor. Ama onlar da baş edemiyor. Oraya gelen jandarmalar coplarla kurtarıyor. Dört, olay yerine iki adli tıp uzmanı ve bir kadın savcı gidiyor. Hepsinin tam raporları var. Beş, adli tıp raporu şöyle. Mehmet Özer isimli şahsın ana arter ve yumuşak dokularında kan kaybı. Raporun bu bölümünün ailesi için özet geçiyorum. Altı, Vali Günaydın yaralı genci hastanede ziyaret etmiş. Orada da köpek saldırısı açıkça ifade edilmiş. Genç anlatmış. Yedi, kesinlikle köpeklerin toplanıp öldürüldüğü doğru değil. Araştırdık sosyal medyadaki o görüntüler. Çok eskilerden bazı fotoğraflar. Bu vahşi olayla ilgili olarak diyor Fatih Çekirge, Kayseri ile onlarca telefon konuşması yaptım. Hatta bizim en tecrübeli 40 yıllık DEHA temsilcimiz Oktay Ensari ile de konuştum. Oktay, haberin kokusunu çok uzaklardan alabilen nadir gazetecilerden biridir. O da incelemiş, bunun açıktan bir köpek saldırısı olduğunu söylüyor. Orada Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı zaten bütün detayları paylaşıyor. Başsavcı Abdülkadir Akın'la da konuştum. Çok net konuştu. Olayın bütün safhaları kayıt altındadır. Saat kaçta ihbar geldiği, savcının saat kaçta orada olduğu, adli tabiplerimizin raporları ve elbette tanık ifadeleri. Olay yeri dahil, film ve fotoğraf çekimleri, bütün deliller dosyadadır. Daha ne desinler? Kayseri'nin bu olaydaki en yetkin iki makamı ve gazeteci dostum Oktay Ensari konuşuyor. İşte onlar bu bilgileri verdikten sonra ben de şu soruyu soruyorum. Kayseri gibi bir medeni şehirde köpekler tarafından parçalanarak öldürülen genç haberini biz nasıl anlatacağız? Sonuçta orası dağbaşı değil. Oktay'ın söylediğine göre Kayseri'nin en zengin muhitlerinden. Sonuçta köpek tahammüden cinayet işleyecek bir canlı değil. Peki o zaman köpeklerin sahipleri nerede? Ya da köpekleri oralarda boş bırakan, aç bırakan kimlerdir? Sevgili Mehmet, 14 yaşında aramızdan ayrıldın. Hem de çok acılı bir şekilde. Nur içinde yat diyor Fatih Çekirge bugünkü yazısında. Kerem Alkin, Profesör Kerem Alkin, Sabah gazetesinde 2019'un bagajı hayli yüklü başlıklı yazısında diyor ki, OPEC üyesi ve üye olmayan ülkeler 1 Ocak'tan itibaren üretimi 1,2 milyon varil kıssalarda petrol talebindeki daralma beklentisinin daha yüksek olması nedeniyle petrol fiyatlarındaki zayıflama devam ediyor. ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi yılın ilk günlerinde 2019 ham petrol fiyat tahminini 61 dolara çekti. Türkiye'nin başta petrol, ham madde ve ara mamül üreten Rusya, Katar gibi birinci ve ikinci kuşak komşu ekonomilere ciddi ihracat yapan bir ülke olduğunu dikkate aldığımızda küresel emtia fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'nin ihracat performansını etkilememesi adına hedef pazar çeşitlendirmemizi güçlü tutmamız gerekiyor. 2019 başta ABD-Çin ticaret savaşı, 250 trilyon doları geçmiş olan küresel borç sorunu, önde gelen merkez bankalarının para politikası tercihleri, Suriye meselesi üzerinden yürüyen küresel bölgesel politik gerginlik ve belirsizlikler nedeniyle bagajı yüklü bir yıl. Bir de Avrupa Birliği başlığı altında Brexit, Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri, sorunlu İtalyan ekonomisi ve Avrupa Merkez Bankası'na yeni başkan seçimini, AB ekonomileriyle ilgili resesyon riskini de bu başlıkların arasına katalım. Hindistan, Tayland, Arjantin ve Güney Afrika'daki seçimleri de unutmayalım. Türkiye ekonomisi açısından bu derece bagajı yüklü bir 2019 için para, maliye ve direkt kontrol politikalarını hayli ince ayarla, hayli özenli ve büyük bir dirayetle yönetmemiz gerekecek. Ekonomi yönetimimiz büyük bir kararlılıkla 2019'un ilk yarısını etkili yönetip 2019'un ikinci yarısında ekonomiyi düzlüğe çıkarmaya odaklanmış durumda diyor Profesör Doktor Kerem Alkin, değerli izleyiciler. Yerli savunma sanayi yatağı devam ediyor. Mersin'de üretilen %70 yerli zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman'ın prototipi tamamlandı. Şimdi seri üretim için çalışmalar başladı. Savunma sanayi alanında yerlileşme büyük bir hızla devam ediyor. Mersin'de prototipi yapılan ve %70 yerli üretim olan 8 çeker zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman da onlardan biri. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet vermeye hazırlanıyor. Hedefimiz bir, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap vermek. Onlara hak ettikleri operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç. Bu araç dediğim gibi ağırlıklı olarak lojistik destek hizmetleri düşünüldü. Bir lojistik aracında bulunması gereken tüm teknolojik özelliklere sahip olan Derman, her coğrafya ve hava koşulunda kullanılmak üzere tasarlandı. Müzik
Zırhlı araçların ve tankların harekat bölgesine taşınması, portatif askeri yapıların istenen yerlere götürülmesi amacıyla üretilen dermanın Mehmetçiğin yükünü hafifletmesi planlanıyor. Hedefimiz bir, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap vermek, onlara hak ettikleri operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç. Bu araç dediğim gibi ağırlıklı olarak lojistik destek hizmetleri düşünüldü. Prototipin ardından üretilmeye başlanan ikinci aracın da bu sene içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Hava nasıl olacak? Cevabını Elebiran Ayan'dan alacağız. Günaydın. Günaydın Ersan. Nasıl olacak bugün? Şimdi bugün kar yağışı devam ediyor. Haftanın İstanbul'dan bahsediyoruz önce. En soğuk günlerinden bir tanesi İstanbul öncelikli bahsediyoruz. Evet, İstanbul'da bugün kar yağışı devam edecek. Öğlene kadar devam edecek. Sonra akşam 18 itibariyle tekrar başlayacak. Ve yarın sabah saatlerine kadar 10'a kadar 9-10'a kadar devam edecek yine kar yağışı aralıklarla. Dolayısıyla şu anda radarın görüntüsünde de görebiliyoruz. Marmara üzerinde yine kuvvetli bir yağış olduğunu, Doğu Karadeniz üzerinde de yine yağışın devam ettiğini, kuvvetli bir geçiş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bugün Van, Hakkari, Şırnak çevresinde de yoğun kar yağışı görülecek. Hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Onun dışında sadece Akdeniz sahili yağmurlu, geri kalan ve Karadeniz sahili de yağmurlu. Geri kalan bütün bölgelerimizde aralıklı ve hafif şekilde de olsa kar yağışı devam edecek. Dondurucu soğuklar çünkü hala sürüyor Türkiye genelinde. Yarın da aynı şekilde yine dondurucu soğuk hava tüm Türkiye üzerinde devam edecek ve aslında son soğuk dalgası gibi gözüküyor önümüzdeki 15-20 gün boyunca. Tekrar sıcaklığın yükseliş trendi içerisinde olduğu günler gelecek. Bugün ve yarın son diyebiliriz. Çarşamba itibariyle artık hava sıcaklığı yükselmeye başlayacak. Sırası tatile daha sıcak bir havada girecek yani. Evet, önümüzdeki 15 gün boyunca da sıcaklık artışının süreceğini söyleyebiliriz. Fakat bunun dışında bugün özellikle Hakkari, Şırnak, Van çevresinden bahsettik. Yarın Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır çevresine, Batman, Siirt, Muş, Elazığ'da 50 santime ulaşabilir gün içerisinde düşecek kar miktarı, kar örtüsü. Dolayısıyla yarın bu saydığım illerde özellikle de yoğun bir kar yağışıyla karşı karşıya kalacağız. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Bunun dışında az önce söyledim, İstanbul'da da yine yarın sabah saatlerinde kar yağışı görülecek. Bugün bu gece 18 itibariyle tekrar başlayacak. Bugün öğlene kadar kar var bu arada, baştan söyleyelim karışmasın. İstanbul'da bugün öğlene kadar kar yağışı aralıklarla devam edecek. Sonra kar yağışı duracak. Saat 18 itibariyle tekrar başlıyor. Sabah 9'a 10'a kadar İstanbul'da kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam edecek. Yarın bunun dışında Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı var. Diğer bölgelerde de yine Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yağışlı. Akdeniz'de sağanak yağmur, Güneydoğu'da sağanak yağmur ama diğer bölgelerde sulu kar ve kar yağışı şeklinde görülecek. Hafta ortasında çarşamba günü sistem yurdun doğusuna doğru ilerleyecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda yağış devam ederken batıda hava parçalı bulutlu olacak ve lodos esmeye başlayacak. Hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık çarşamba günü yükselecek ve ardından sağanak yağmur başlayacak çarşamba öğleden sonra Trakya kıyı Ege itibarıyla. Perşembe günü de Marmara Ege Akdeniz bölgesi yağmurlu. Batı Karadeniz'de sulu kar başlıyor. Tekrar özellikle Ege kıyısında ve Batı Akdeniz sahilinde yağış gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Cuma günü de Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz, Ege'de hava yağmurlu olacak. Yine Bolu çevrelerinde kar yağışı şeklinde yağış görülecek. Hafta sonu cumartesi günü de Marmara dışındaki bölgelerimizde yağış devam ediyor olacak. Fakat artık pek çok noktada yağmura çevirecek. Sadece İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sulu kar ve kar yağışı görülecek. Diğer bölgelerde artık yağmur var. Ve görünen o ki Ocak ayının sonlarına doğru da bu hava sıcaklığındaki yükseliş trendi devam edecek. Yani en azından İstanbul'da tekrar yeni bir kar periyodu gözükmüyor yakın vade içerisinde. Bugüne ve yarına yine dikkat etmemiz gerekiyor Ersoy. Yağış hafif şekilde görülüyor da olsa hayatı, ulaşımı yine olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir. Bugün ve yarın toplu taşımayı tercih etmeye devam edelim İstanbul'da özellikle de. Ve dondurucu soğuk havanın etkisinden olabildiğince
korunmamız gerekiyor kendimizi. Atkılar, bereler, eldivenler yine önemli. Hem bugün hem yarın sıkı giyinmeye devam etmemiz lazım. Hafta ortasında çarşamba günü de lodosla birlikte soba zehirlenmesi riski artacaktır. Deniz ve hava ulaşımını da olumsuz yönde etkileyecektir. Eğer deniz yolunu ya da hava yolunu tercih edecekler varsa çarşamba günü seferlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Hatırlatmaları bizim açımızdan önemli. Soğuk algınlığı tehdidi yine artarak sürecek. Çünkü hava sıcaklığı şu an değişmiyor. Dondurucu soğuklar devam ediyor ama hafta ortasında bir yükseliş periyodu var. Biliyorsun yükseliş bile olsa dalgalanmalar bizim açımızdan soğuk algınlığı riski anlamına geliyor. O yüzden önemli, tedbirli olmakta fayda var diyerek yeni haftaya böylelikle başlamış olalım. Çok çok teşekkürler. Sağ olsun, var olsun. 51 Anayan anlattı haftanın görünümünü. Şimdi burası Türkiye'ydi. Size Avrupa'ya götüreceğim. Avrupa'da da bazı yerlerde kar öyle etkili ki kar kalınlığı 2 metreyi bile buluyor. İşte Avrupa'dan kar manzaraları. Kutup soğukları Avrupa'ya indi, Almanya kar altında kaldı. Yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırdı. Birçok yol karla kaplandı. En az 120 uçuş iptal edildi. Yolcular havaalanlarında mahsur kaldı. Meteoroloji yetkilileri halkı uyardı. Kar yağışı ve soğuk hava dalgası devam edecek. Burası ise İtalya. Ülkenin kuzeyi de kar altında. Dağlık bölgelerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Karla kaplanan araçlar görünmez oldu. Karın tadını en çok kediler ve çocuklar çıkardı. Ve Balkanlar. Bu görüntüler Slovakya'dan. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Kar fırtınası hızı saatte 54 kilometreye bulan rüzgarla birlikte geldi. Yetkililer dağlık bölgelerde yaşayanları çığ riskine karşı uyardı. Komşumuz Yunanistan da kar altında. Birçok yol kapandı, ulaşımda aksamalar oldu. Selanik'te çocuklar deniz kenarında kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Bulgaristan'a götüreceğiz sizi. Orada bir kış geleneği. Buzlu nehir üzerinde bakın ne yaptılar. Buz tutmuş suya girdiler. Girmekle kalmadılar, davullarla, tulumlarla geçit yaptılar. Üstüne bir de dans ettiler. Ortodoks Bulgarlar Hazreti İsa'nın doğuşu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünü böyle kutladı. Ülkenin dört bir yanında buz gibi suda nehirlere girdiler. Bu görüntülerde ülkenin orta kesimindeki Kalofer kentinden. Geleneksel kıyafetlerle Tunca Nehri'ne giren Bulgarlar tulum ve davul eşliğinde halay çekti. Kalofer Belediyesi bu geleneğin Dünya Kültür Mirası listesine alınması için UNESCO'ya başvuru yaptı. Bursalı bir vatandaş soğuktan ve açlıktan ölen hayvanlara dikkat çekmek için ayı kostümü giyip sokaklarda vatandaşı bilinçlendirdi. Ayı kostümüyle ağaçlara çıktı, caddelerde gezdi. Amacı soğuktan ve açlıktan ölen hayvanlara dikkat çekmekti. Sokakta kalan hayvanlar yardım edildi, onu bilinçlendirmeye çalışıyor. Bahtiyar Keskin, soğuk havalarda açlıktan ve soğuktan hayatını kaybeden sokak hayvanlarına dikkat çekmek için ilginç bir farkındalık olayına imza attı. Kışın o soğuğunda, buzunda soğukta kalan titreyen bir hayvanı düşünün. O hayvanın aç olarak orada sabahladığını düşünün. Sabahleyin akşama kadar aç olarak dolaştığını düşünün. O şekilde o insanlar, o hayvanlara yardımcı olursanız çok çok sevaba girersiniz. Ayı kostümü giyip Bursa sokaklarında dolaşan Bahtiyar Keskin'i gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Güney Kore'ye gideceğiz. İlginç bir festivalden renkli görüntüler gelecek ekranlarınıza. Alabalık Festivali'ne götüreceğiz sizi. Kimi elleriyle yakaladı, kimi tişörtün içine doldurdu. Güney Kore'de düzenlenen Alabalık Festivali çok renkli görüntülere sahne oldu. Hava sıcaklığı sıfırın altındaydı. Festivalin ilk gününde Donan Göl'de 141.500 kişi buluştu. Önce buzda açılan deliklerden alabalık avladılar.
Yakalanan balıkların bir kısmı havuza dolduruldu. Onlarca yarışmacı da burada şanslarını denedi. Alabalıkları elleriyle yakaladılar. Çok ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazıları balıkları ağızlarıyla tutarak gölden çıkardı. Yarışmacılar yakaladıkları balıkları orada pişirip yedi. Festival 27 Ocağı kadar sürecek. Geçen yıl toplam 1 milyon 700 bin kişi katılmıştı. Bu yıl sayının artması bekleniyor. Bir balık en fazla kaç lira eder? Bir tane balık, yani yediğimiz bir tane balık. Tabii bir tane balık deyince hani gözünüz önüne mezgit, istavrit ya da işte az önceki abilerinki gibi alabalıklar gelmesin. Bir orkinostan söz ediyoruz. Dilimleyip dilimleyip ton balığı diye dünyaya satılan orkinostan söz ediyoruz. 16 milyon Türk lirası para ödedi ton kralı, dünya ton balığı kralı denilen bir adam Japonya'daki mezatta. Herkes oradaydı. İlgi büyüktü. Japonya'da gelenek bozulmadı. Yeni yılın ilk mezatında mavi yüzgeçli orkinos rekor fiyata alıcı buldu. Balık halinde yeni yılın ilk açık artırması Japonlar için sembolik öneme sahip. Mezat sabah saat 5 sıralarında başladı. Açık artırmaya çıkan balık tam 278 kiloydu. 333 milyon yene. Yani yaklaşık 16 milyon Türk lirasına satıldı. 2013'teki son rekor 155 milyon yendi. Balığın sahibi ton balığı kralı olarak da bilinen Kiyoshi Kimura. Japonya'da birçok sushi restoranı var. 2013'teki rekor da ona aitti. Evvela palamut, ardından da hamsi bolluğu yaşanmıştı. Şimdi bu iki balık da Gürcistan'a doğru hareket etti. Onların yerini ne almış? İstavrit almış efendim. Gitti, istavrit geldi abi yerine, buyurun. Palamut'un ardından hamsi de kuzeye gitti. Tezgahların yeni kralı istavrit oldu. Şu anda hamsiler Gürcistan'a kaçtığı için şu anda istavritlerimiz çok bol çıktığı için vatandaş hep istavrite yüklenmiştir. Hesaplı, ekonomik olduğu için herkes istavrit alıyor. Çok da güzel, lezzetli şu anda. Az da olsa hamsi Türkiye'ye yakın Karadeniz kıyılarında görülmeye devam edecek. Hamsiler tabii çıkmıyor değil, hamsiler çıkıyor ama biraz pahalı geliyor vatandaşa şu anda. 20 milyon olunca kilosu. Samsun'da balıkçılar vatandaşlara ucuzlayan istavriti tavsiye ediyor. İstavritte bolluk var. İstavrit çok güzel. Şu anda her eve gidecek istavrit. Her vatandaş ekonomik olduğu için çok tercih ediliyor şu anda istavrit balığı. İstavritin kilosu tezgahlarda 12 liradan satışa sunuluyor. Hamsi gitti, yerine istavrit geldi. Bedava bugün. Son dakikayı görüyorsunuz. Zonguldak'ta okullar tatil. Zonguldak, Kozlu, Kilimli ilçelerde okullar bir gün tatil. Onun haberini vermiş olalım. Bugün pek çok tatil haberi daha gelecek. Keşke yani zaman geçmeden, yani çocuklar okullara gitmeden tatil haberleri gelse de çocuklar yola çıkmadan biz de buradan duyurmuş olsak. İşte elimizden geldiği kadar valilikler açıkladıkça biz de hızlıca duyurmaya çalışıyoruz. İşte bu kadar ama yani hani valiler erken açıklayacak ki biz de ona göre erken verelim. Son bilgi bu. Zonguldak'ta Kozlu, Kilimli, Zonguldak Merkez ve Kozlu ve Kilimli'de okullar tatil. İspanya'ya gideceğiz. İspanya Madrid'de 3 kral yürüyüşü vardı. Eğlenceli bir tören. Oradan renkli anlar gelecek şimdi ekranlarımıza. Çeşit çeşit kostümler, rengarenk arabalar, balonlar. İspanya'nın başkenti Madrid çok renkli bir geçide sahne oldu. Üç kral yürüyüşü dini kökenlere dayanıyor. Her yıl bu zamanlar yapılıyor. Şehrin merkezi trafiğe kapatıldı. Polis olası terör eylemlerine karşı da alarmdaydı. Yürüyüşün yapıldığı gün ağır araçların şehre girişi tamamen yasaklandı. Festivalde ortaya çok renkli manzaralar çıktı. Bir okul tatil haberi daha vereyim. Van Muradiye'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Az önce Zonguldak'a vermiştik. Şimdi Van Muradiye'de de bir okul tatil haberi geldi. Ya bugün aslında hani bakın etrafa. Yani sizin bulunduğunuz yerde kar hakikaten ulaşımı güçleştiriyorsa, muhtemelen şimdi değilse de okulların tatil edildiği haberi
gelecektir diye tahmin ediyoruz. Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da yaşayan 91 yaşındaki Şerif Dede yıllar önce geçirdiği bir trafik kazasının ardından bir daha hiç üşümedi. Niye? Gelin bakalım. Ben de kızıma şey kızamış çıkıyor. Değindim mi? Ondan Allah'a çok şükür. Hiçbir şey olmadı. Soğuğu girdikçe hoşuma gidiyor. Herkes montla gezerken o kısa kolluyla geziyor. Şerif Dede kara kışın ortasında adeta yazı yaşıyor. Ben böyle ıslakta hakikaten yapamıyorum. Soğuk şey yaptım mı ateş gibi oluyor. 91 yaşındayım. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinin Çeribaşı köyünde yaşayan 91 yaşındaki Şerif Mehmet Erdem 70 yıl önce geçirdiği bir trafik kazasının ardından bir daha hiç üşümedi. Ömrü hayatta ıslak suya sokmam kendimi. Yanıyor her tarım. Hasta olmuyor musun? Ben hasta olacağım. Ne olsun. Şerif Dede sıcak yüzü görmediği gibi doktor yüzü de görmediğini söylüyor. Hiç doktora gitmedim ben sana. Doktor ne yapsın beni? Çıkarıp atıyor. Hiç gittim doktora bu zamana kadar. Gittim ama sen canlısın git diyor. Sıcaktan nefret eden Şerif Dede soğuk suyla yıkanıyor. Rizeli bir çoban Mete Saraç'la tanıştıracağız sizi. Dinleyince hayran olacaksınız. Gelin bakalım kimmiş bu Mete Saraç. Dağlarda çoban olur gezerim, köpeğimi kuzumu severim. Şehirler size kalsın istemem, dağlar benim mekanım evimdir. Çoban mezarda kalsaydın kendine, aşkın ile atlasaydın içine, yolumu kirlettin sen bile bile. Aşkımın katili vicdansız seni. Keçiler bu durumdan çok memnun değiller anlaşılan ki. Çocuk şarkı söylemeye başladığında bir anda dağıldılar çil yavrusu gibi. Huzurunuza saygıyla ayrılıyoruz. Okan Kara, Misa ve ekibi rejideydi. Mustafa Pamuk ve arkadaşları da haber merkezinde 3 saat boyunca bu yayını size ulaştılar. Biz naçizane sunmaya gayret ettik. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.